Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, dostlar, arkadaşlar, e, bugün hiç de alışık olmadığım bir şekilde, daha önce tecrübe etmediğim bir şekilde tek başına bir program yapacağım. Bu programı tek başına yapma sebep, sebebim şu. E, geçenlerde e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden bir akademisyen bizim çalışmalarımız hakkında bir tez hazırladı. O tezi de e, akademik çevrelerin bulunduğu bir ortamda sunum yaptı. Sonra o sunumunu da e, yazı olarak yayınladı. E, fakat bu yaptığı şeyin içerisinde yani yaptığı hareketin içerisinde bizce çok da etik olmayan ve çok da doğru olmayan e, bir takım şeyler e, beyan etti. E, bu da bizi üzdü. Akademisyenin ismi e, şey titrini bilmiyorum. Doktor olması lazım ya da doşent olması lazım. Tam olarak titrini bilmiyorum. E, şeyine de bakmıştım aslında. E, e, sitesine de bakmıştım yani kişisel sitesine bakmıştım. Bayağı da tecvit konusunda, kıraatler konusunda şey konusunda epey e, e, şeyi olan, birikimi olan, epey çalışması olan. Yurt dışında da yani Almanya'da bildiğim kadarıyla Diyanet e, şeyi altında, Diyanet şemsiyesi altında görev almış, görev yapmış bir e, hocamız. Hocamızın adı İmran Çelik. E, bu videonun bu videonun amacı genelde onun söylediklerine cevap olması niteliğindedir. Eee yani bir cevap olur mu olmaz mı onu tatmin eder mi etmez mi onu bilmiyorum ama e, bir cevap verme zorunluluğunda hissettim kendimi. Çünkü benim hakkımda bir takım görüşlerimiz hakkında bir takım araştırmalar yapmış değer bulmuş sağ olsun araştırmalar yapmış bir takım şeyler ortaya koymuş. Her ne kadar katılmasak bile sonuçlarına bir takım şeyler ortaya koymuş. Bu bir açıdan bizi dikkate aldığı anlamına gelir ki kötü şeyler söylemiş olsa bile doğru şeyler söylememiş olsa bile dikkate alması açısından ben de onu dikkate almalıyım. Gibi bir şey oluştu bende, bir intiba oluştu. Bu yüzden ben de ona cevaben bir takım şeyler söyleyeceğim. Fakat buna geçmeden ben yazısını da sizinle bölüşeceğim. Yani yazısı üzerinde, bizzat kendisinin yazısı üzerinden yazısını ekrana yansıtacağım. Yazısı üzerinden söyleyeceklerimi söyleyeceğim kendisine. Fakat olayın gelişimi yani bu İmran Çeli'n e, bizimle irtibata geçmesi ilk ne zaman geçti, nasıl geçti, ne şekil geçti, olayın gelişimi ile ilgili bir takım şeyler söylemeliyim ki olayın arka planında neler olduğu anlaşılsın. E, yani zamanını hatırlamıyorum ama çok da uzun olmuyor. Yani bir seneden daha az bir zaman olması lazım. E, daha bir, bir zaman önce bizim Mustafa abimiz, Mustafa Arslan abimiz sağ olsun. E, bu İmran Bey'den, işte İmran Çelik hocamızdan bizi incelemeyle ilgili, bizim elimizdeki PDF dosyalarımızla ilgili, kendi drive'ımızdaki dosyalarla ilgili erişim izni istedi bizden incelemek üzere. Biz de, ben de erişim iznini niye vermeyelim? Yani herkes açık zaten. Amacının incelemek olduğunu, amacının anlamak olduğunu söyledi bize. Biz de verdik kendisine bu izni ama doğrusunu söylemek gerekirse o böyle bir şey söyledi mi söylemedi mi tam hatırlamıyorum ama bizde şöylesi bir intiba oluşmuştu. Yani bu arkadaşımız bizi anlamak istiyor. Önce bizim yazılarımızı, iddialarımızı, videolar, videodaki söylemlerimizi önce bir anlayacak. Daha sonra bu anladığı şeyler üzerinden bize bir takım itirazlarda bulunacak, karşı çıkışlarda bulunacak. ne bileyim bir takım cevaplar verecek belki. Belki bir takım yanlışlarımızı düzeltecek. Yani böyle bir beklenti içine girdik ister istemez. Yani çünkü siz ben henüz ölmedim. Yani hani ölmemiş biri ol, ölmüş biri olmuş olsaydım Kitaplarıma bakacaktı, yazılarıma bakacaktı, oradan tanıyacaktı beni. Ama ölmemiş biriysen, ben henüz ölmemişsem fikirlerim gelişebilir, değişebilir, farklılaşabilir. Ne bileyim ya da e, kapsamlaşabilir ya da daha önceden delil sunamadığım şeylere delil sunmuş olabilirim. Ne bileyim kendimi geliştirmiş olabilirim veya geri kalmış olabilirim. Yani yaşayan biri olduğum için en doğru bilginin direkt benimle alakaya geçerek benim hakkımda görüşlerim hakkında bilgilerimiz hakkında şey sahibi olması intiba sahibi olması bize daha doğru geldi yani biz böyle yapar zannettik kendisini Tekrar ediyorum onun böyle bir deklarasyonu oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama galiba oldu. Yani Mustafa abi isterseniz Ramazan Demir'le direkt görüştü görüşebilirsiniz falan şeklinde o sonra dedi sanki. Yani böylesi bir şey anladık kendisinden. Fakat böyle yapmadı. Yani İmran hocamız sağ olsun. Yazıları inceledi. Yani ne kadar ince. Biz artık unuttuk zaten. Ona drive'ı açtığımız için. Ona, e, onun, yani unuttuk. O inceliyor, okuyor, şey yapıyor. O, o, unuttuk. E, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra bir de baktık ki bir e, şey ortamında bir sunum yapacak. Doğrusu biz merak ettik. Yani bu sunumu. Bize de haber vermedi. Yani Ramazan Bey bak sizin hakkınızda şöyle şöyle sunum yapacağım. Böyle böyle şey yapacağım şeklinde bir haber de vermedi. Eee biz biraz tuhaf karşıladık bu durumu. Yani hayır henüz ben yaşıyorsam belki beni yanlış anlamış. Belki ben e, bir kitabımı okuyor, kitaplarımda belki anlamadığı şeyler veya benim yanlış anlattığım şeyler veya o zaman anlatamadığım da şimdi daha iyi anlattığım şeyler olabilir. Onun için benimle irtibata geçmesi etik olarak e, bir beklenti içindeydik. Yani etik olarak ben ölmedim ki. Ben benim karşıma gelip benden öğrenmesi lazımdı. Böyle yapması lazımdı. Biraz tuhaf karşıladık bu durumda. İyi niyetinden şüpheye düştük. Yani iyi niyet, e, bunda iyi niyet göremedik doğrusunu söylemek gerekirse. Nitekim programa katıldık ve programda e, gerçekten bizi hayal, sükutu hayale uğratacak şeyler söyledi. Yani söylediği şeylerde haklı mı haklı değil mi birazdan o söylediği şeylerin hepsini 12 sayfalık bir yazı halinde yazmış. E, o yazıları da sunmuş. Ben de ben de o yazılar üzerinden göreceğiz. Ama etik olarak ben bu yaptığı davranışın... E, e, yani bir Müslümana yakışmadığını bir mümine yakışmadığını e, en doğru şeyin belki ben görüşümden tamamen de vazgeçmiş olabilirdim yani her şeyi terk etmiş de olabilirdim yani böyle bir şey olabilirdi en doğru şeyin ya üstad bak ben senin kitabından şöyle şöyle şeyler okudum sen böyle böyle şeyler söylüyorsun bir aynı görüşte misin iki görüşlerini delillendirdiğin yani daha da delillendirdiğin şeyler var mı yok mu şeklinde bize sorması etik olarak bunu yapması gerekirdi Böyle bekliyorduk. Yani yakışan, Müslüman'a yakışan buydu. Ama yapmadı kendisi. Yapmadı. Ee, e, tabii yani kendi bilir. Ahirete inanan bir insan. Eğer benim hakkımda ya da Kur'an'ı Kur'an'la anlamak hakkında yanlış bir şey söylemişse, yanlış bir intiba oluşturmuşsa ve bunun için uğraşmışsa yani farklı şekilde anlama imkanı da varken bir kişinin e, yani bir olay var karşınızda. Bu olay e, şu tarafa da yorumlanabilir. Bu tarafa da yorumlanabilir. Sizin Eğer elinizde kesin durum yoksa böyle bir ortamda varsa yani böyle bir görüntüsü varsa bir müminin onu karşıdaki müminse özellikle bir müminin onu alıp kötü tarafa yorumlaması yani çok da e, bilmiyorum ya yani benim İslam'dan anladığım şeye sığmıyor arkadaşlar. Yani ben bunu doğru bulmadığımı İmran Hoca'ya söylüyorum. Yani şimdi buradan da söylüyorum. Ha kendisiyle niye konuşmuyorsun da bunu böyle Tek başına onun gıyabında şey yapıyorsun. Vallahi ne bileyim, benim kendisine ulaşmak gibi bir derdim olmadı. Benim kendisini incelemek gibi bir derdim de olmadı. Benim kendisine bir cevap vermek gibi ya da kendi araştırmalarına bir reddiye yazmak gibi bir derdim de olmadı. Ama kendisi madem ki benim karşıma geçip e, sorularını direkt bana sorma ahmetine katlanmadı, ben şu yazılar üzerinden, yani yazdığı yazılar üzerinden, bakın e, onun yaptığını yapmıyorum ben. O benim kitabımdan bir takım parçaları almış. Ramazan Demir şöyle yapıyor. Birazdan örneklerini vereceğim. Şöyle yapıyor şeklinde. Sanki böyle hiç ben ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuşum gibi bir intiba oluşturarak yazmış. Ben yazısının tamamını ekrana yazacağım. Eğer değerlendirmelerimde bir yanlışım varsa kendisi buna ulaşırsa bu videoya ulaşırsa Değerlendirmelerimde değerlendirmelerinde bir yanlışım varsa kendisi bana ulaşsın İlk başta yapması gerekeni şimdi yapsın oturalım, konuşalım, tartışalım. Bir yanlışımız varsa, gerçekten bir yanlışımız varsa, ya biz niye? Biz cennete gitmek isteyen insanlarız. Yani biz Allah'ın kitabı hususunda yanlış bir şey yapıyoruz yapıyorsak bunu da diretir miyiz? Yani bunu da direten ahmaktır. Yanlışında direten ahmaklıktır. Diretmek ahmaklıktır. Dolayısıyla biz böyle bir şeyi yapmayacağımızı açıkça deklar ediyoruz. Ah kendisinin cevabıma cevap vermek gibi bir niyeti varsa... Yapması gereken en doğru şey karşıma çıkmaktır. Ben ona direkt sorularımı sorayım. O bana direkt sorularını sorsun. Ben ona itirazlarımı getireyim. O bana itirazlarını getirsin. Ama böylesi bir süreci ben başlatmadım. O başlattı. O başlattığı için ben de onu şu anda muhatap alamam. Yani şu, şu yaptığı şeyden sonra benim onu muhatap alıp karşıma soru sormam. Yani onu küçümsediğim için söylemiyorum ha. Yani sakın yanlış anlamasın. Belki benden daha takvalıdır. Belki değil. Yani yüzde %99 öyledir. Daha dürüst bir insandır. Daha iyi bir insandır. Daha şey bir insandır. Ben niyette bulunmak istiyorum. Daha şey bir insandır. Ondan dolayı söylemiyorum. Etik olarak yanlış olacağını söylüyorum. Etik olarak yanlış yani. Niye kardeşim? sen Biz sana drive'ımızı açtık. Şeyimizi açtık. Gel görüşelim dedik. Sorularını direkt bana sor dedik. Dediler arkadaşlar. E sen zahmet edip katlanmadın. Gelmedin. E sonra kalktın bir de. Yani ya bakın ben sizin hakkınızda sunumda bulunacağım. E, sunumum şudur. İtirazlarınız varsa söyleyin ben onları düzelteyim yanlış bir şeyim varsa düzelteyim öyle sunum yapayım da demedim bak kardeşim yapmadın yani bunu yapmadın şimdi bunu yapmadıysan ben seni niye muhatap alayım yani niye onu muhatap alayım ki ben ama muhatap almıyorum ama söylediklerine cevap veriyorum kardeşim cevap veriyorum yani yapacağım şey bu ee, hikayenin arka planı bu ee, şimdi ben müsaadenizle e, ekrana şeyi yansıtayım e, e, nedir yazıyı yansıtayım Ekrandaki yazı üzerinden konuşalım. Evet, yazı bu arkadaşlar. Yani yazıyı biraz büyüteyim müsaade ederseniz. Evet. Şimdi bu yazıyı yani videona kadar uzun sürecek bilmiyorum ama arkadaşlar yani sayfa 12 sayfa. Belki biraz uzun sürebilir, belki biraz sıkıcı olabilir. Şimdi Şimdiden sizden özür diliyorum bunun için. Ama ben tek tek yazdığı her şey üzerinden tek tek e, e, değerlendirmelerimi yapmak istiyorum. Onun için e, en baştan başlayacağım. Yani yazının başlığından başlayacağım ilk başta. gördüğünüz gibi ilk başta yazının başlığında bir e, sanki bilerek bir ajitasyon yapmış gibi hocamız. Bile bile bir ajitasyon. Ben yani bunu bu tercihin bilinçli bir tercih olduğu kanaatindeyim. E, mesela bakın ne demiş şeyde. Şurada şöyle diyor ki Ramazan Demir'in Kur'an'ın anlamını yeniden yazma girişimi. Yani Kur'an'ın anlamını yeniden yazma girişimi. Ya yani şimdi eee Kuranın anlamı derken, yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Sanki bir yerlerde işte bir Kur'an var. Yani şöyle burada bir Kur'an var. Ee, niye yaz yazmıyor bu? Bir yerlerde bir Kur'an var ve o e, Kur'anın da böyle bir anlamı var. Ben de o anlamı iptal ediyorum. O iptal ettiğim anlamı da yeniden bir anlam yazıyorum gibi bir. Yani bir sunum var burada. Ee, şimdi Kur'an'ın anlamını yeniden yazmak gibi bir girişimimiz yok. Yani İmran Hocam. Bunun yanında Kur'an'ın anlamı diyebileceğimiz ortada bir şey de yok. Eğer Kur'an'ın anlamından kastettiğin şey müktesebatta oluşan anlamlarsa yani e, ulemanın ve sizin de kabul ettiğiniz müktesebattan oluşan tefsirlerin şunların bunların oluşan anlamlarıysa bunlara dair bir takım sorunlar var. Yani bu sorunları görmezden gelerek, bu sorunları yok sayarak siz Kur'an'ın anlamından bahsedemezsiniz. Mesela bu sorunların anlamı nedir? Bu sorunlar nelerdir? Daha Bakara Suresi'nin ilk sayfasında siz bunu nasıl açıklarsanız açıklayın, Allah onların kalplerini mühürledi, gözlerini mühürledi, işte kulaklarının üzerine mühür bastı. Onlar için elin bir azap vardır şeklindeki bir ayet kabul etseniz de etmeseniz de, buna istediğiniz milyon tane tevili getirseniz de getirmeseniz de bir sorunsal olarak karşımızda durmaktadır. Hemen Bakara sayfasının Bakara suresinin ikinci e, sayfasında Allah dilediğini işte bu hani in Allah la yastahyen yadraba mesela ma ba'udatan e, ayetinde en sonunda e, e, en sondaki cümlede şöyle diyor. Yani mevcut mealler ve tefsirlere göre işte Allah bu misalle dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder gibi bir şey varsa orada bir söz varsa ki bu söz çok sık tekrarlanıyorsa işte başka yerlerde men yudilillahu şeklinde Allah kimi saptırırsa men yuridillahu Allah kime hidayet ederse şeklinde böyle bir takım şeyler varsa Kur'an'da işte Kur'an'ın bir yerinde Allah'ın işte saptırması Allah'a saptırmak Allah'a izafe ediliyorsa Kur'an'ın başka bir yerinde şer haşa Allah'a izafe ediliyorsa işte müfessirler eliyle e, oluşturulan e, Allah'ın cisimleştirilme problemi meallere, tefsirlere gidirilmişse işte Darabe e, e, Nisa suresinin 34. ayetinde e, yapılan tefsirlerde e, Darabe fiiline vurmak anlamı verildikten sonra tefsirler eliyle kadınların hem akılca hem e, e, ilim olarak hem de şey kuvvet olarak erkeklerden daha aşağı olduğu, erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğu. Bu yüzden kadınların erkeklerin kadınları terbiye etmek için dövebileceği gibi bir anlam orada duruyorsa işte Mücadele Suresi'nde eee e, gibi bir anlam ortaya çıkartılıp yapılan tefsirlerde ve meallerde de zihar yapan değil de zihardan vazgeçen cezalandırılıyorsa zihar gibi bir şeyin arka planına e, bir takım e, e, rivayetler konulup bu rivayetler üzerinden Kur'an'a anlam giydiriliyorsa ve bunlar burada ortada duruyorsa kardeşim bunlar problem olarak ortamızda durur. Eğer senin Kur'an'ın anlamı dediğin bunlarsa bak bunlar problem yaratıyor zaten. Bizim Kur'an'ın yeniden yazmak gibi haşa 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 Kur'an'ın anlamını yeniden yeniden yazmak gibi bir girişimi aklımızdan geçirmemiz bile yani böyle bir şey olamaz. Yani bu söylediğin şey sanki Allahu Teala'nın Kur'an'ını ben yok ediyorum, yeniden bir Kur'an yazıyormuşum gibi bir intiba oluşturuyor. Yani böyle bir başlık seçmen, böyle bir başlık seçmen gerçekten biraz tahrik edici bir başlık. Ya da sen baştan bu yazıyı okuyacak kişiyi daha e, en baştan şey yapıyorsun, kanalize ediyorsun, şartlandırıyorsun. Yani bak diyorsun ben Ramazan Demir hakkında bir yazıyı hazırladım. Bu Ram Ramazan Demir kim? Kur'an'ın anlamını yeniden yazan bir girişimci. Böyle bir girişimci bunu bilerek oku. Yani daha sen okuyucuyu baştan şartlandırıyorsun. Bu da şunu gösteriyor ki hem bu yazıyı yazmadan önceki davranışların, hem bu yazıyı yazdıktan sonraki davranışların seni ne yazık ki sen sipariş üzerine yani zaten bu sonuçları elde etmek üzere bu yazıyı ele aldığın belli ortaya çıkıyor. Sen bu, bu yazının başlığını sonuç olarak ortaya koymuyorsun. Sen hatta sonucunda da çelişiyorsun. Mesela Ramazan Demir'in Kur'an'ın anlamı niyeden yazma girişimi üzerine diye yazdıktan sonra bak en sonda şöyle diyorsun. Bak onu da getireyim en sonu görsün. Yani bu, bu çelişki. Değerlendirme sonuç. Bak diyorsun ki Demir'in eserleri çok farklı düşünceler üzerine özellikle tefsir alanında çalışanların ilgi duyması gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi bak sonuçta böyle söylüyorsun. Sonuçta böyle söylüyorsun ama en başta bunu söylüyorsan e, ya kardeşim hem bir çelişkiye düşüyorsun hem de sen e, bu yazıyı okuyacak kişiyi en baştan şartlandırıyorsun. Böyle bir intiba çıkar çıkıyor ortaya. Bu yani ne bilim adamlığına, ne ilim adamlığına, ne akademisyenliğe hatta ne de normal düz bir Müslümana yakışan bir davranış değildir. Üstelik yazının içeriğine baktığımızda, yazının içeriğinde Ramazan-ı Demir'in Kur'an'ın anlamını yeniden yazma üzerine getirdiğin örneklere baktığımızda yani resmen, e, kasıtlı olarak bir takım şeyleri e, yaptığın anlaşılıyor. Yani burada sana bu yaptığından dolayı herhangi bir şeyde bulunmuyoruz ama yani yaptığının, ...dışarıdan en azından bizim tarafımızdan çok da iyi niyetli bir girişim olmadığı anlaşılıyor. Şimdi bu yazıyı okuyan binlerce belki on binlerce insan bizim hakkımızda daha yazının başından... ...sanki biz bu her türlü böyle bağdan azade ki yazın içinde öyle söylüyorsun zaten... ...her türlü bağdan azade usul yok asıl yok ne bileyim bir metot yok... Kafamıza göre böyle ayetleri karşımıza alıyoruz. Ha arkadaşlar hadi bu ayetin anlamını yeniden yazalım. Ne diyorsunuz? Evet diyenler el kaldırsın. Hayır diyenler el kaldırsın. Sanki böyle bir şey yapıyormuşuz gibi ya da yazı tura atıyormuşuz gibi bir intiba oluşturuyorsun. Olmaz bu. Olmaz İmran Çelik. Olmaz kardeşim. Yani bir kere bununla bir günah kazandığının farkına var. Yani sen ilme bir katkıda bulunmadın burada. Sadece günahını çoğalttın. Onun için ben senden yani bu yaptığından Evet dün Yani gelip bana özür dilemeni falan hiç beklemiyorum zaten. Bunu yap istemiyorum ama ya anlayışını değiştir be kardeşim. Yani ortada birkaç bin saatlik video var. 15 bine yakın 15 bin sayfaya yazılmış yazı var. Yani belki bunun içerisinde senin de içinden çıkamadığın aslında sen de biliyorsun o içinden çıkamadığın problemleri. İçinden çıkamadığın problemlere belki belki bir takım cevaplar vermişizdir ya. Belki bir takım ne bileyim yani kolaylaştırıcı bir takım şeyler söylemişizdir. Bu ihtimali niye göz ardı ederek böyle insanları bize karşı böyle kuruyorsun? Yani bu olmaz. Yani bunu yapma. E, yaptıysa yapmışsınız. Yapma diyeceğim de yapmışsın zaten. Neyse. Arkadaşlar özellikle bu yazıdan baştan, başlangıçtan şey yapayım diyor. Mesela şurada bir özet geçmiş arkadaşlar. Yani şurada bir özet geçmiş şurası pardon. Şurası bir özet. Özetle okuyalım. Kur'an'ın nazil olduğundan beri, Kur'an nazil olduğundan beri insanlığın en çok okuduğu, konuştuğu ve tartıştığı bir kitap ola gelmiştir. İnsanların bu iltifatı Kur'an üzerine daima çalışma yapılmasını temin etmiş ve Kur'an insanlığın gündemindeki güncel, ilgi çekici, merak uyandıran ve araştırılan konumunu daima korumuştur. Ramazan Demir de Kur'an üzerine ciddi çalışmalar olan bir araştırmacıdır. Yani şimdi Ramazan Demir de Kur'an üzerine ciddi çalışmalar olan bir araştırmacıdır. Bakın arkadaşlar şu cümleyi lütfen unutmayın. Yani ne diyor? Diyor ki Ramazan Demir de Kur'an üzerine şu ciddi çalışmalar kısmını lütfen aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Çünkü hem baştan benim ciddi çalışmalar içerisinde olduğumu söylemesi, daha sonrasında da e, hiç de ciddiyete yakışmayacak bir şekilde beni göstermesi, bu bir çelişkidir. Yani çelişki diyorsun. Ya ciddi değilimdir senin bu yazına göre. Ya ben ciddi değilim. <laughs> Ya da e, e, aşağıdaki araştırmalarda sen bir yerlerde manipüle ediyorsun bir takım şeyleri. İkisinden bir şey. Neyse. Yazdığı eserlerinde ve ciddi takipçisi olan, ya yapma ya ciddi takipçisi olan, sosyal medya kanallarında farklı düşünce ve görüş tutumları ile öne çıkan bir kişi olarak görülmektedir. Valla benim ciddi bir takipçim var mı yok mu onu ben bilmiyorum takipçimi neye göre ölçüyorsun onu da bilmiyorum. Ama ben şuradan temin ederim ki arkadaşlar, bütün beni dinleyecek olan Türkiye'deki tüm insanları temin ederim ki, görüştüğüm, konuştuğum 3-5 tane insan dışında, 3-5 arkadaşımın dışında, yakın dostumun dışında, böyle çok da bir takipçim, yani takipçi olarak görmüyorum. Ha insanlardan çoğu bize teveccüh edip görüşmek isteyenler oldu bir takım şeyler oldu. Geldiler, görüştüler. Sorularını sordular. Cevaplarımızı verdik gittiler. Ama ben hayatımın hiçbir döneminde yani bu şeyde hiç kimseden beni takip etmesini ne istedim ne tavsiye ettim. Ben tam tersi benim söylediklerim sadece Kur'an'dan anladıklarımdır. Benim söylediklerim Kur'an'ın kendisi değildir. Benim söylediklerim takip edilecek şeyler değil. Araştırıp araştırılıp doğru olup olmadığı anlaşılması gereken meselelerdir dedim. Dolayısıyla bu şekilde söylemi en az binlerce kere ki yani İmran Çelik bunu da en sonda Ramazan Demir böyle söylüyor diye bunu da itiraf ediyor. Böyle söyleyen birinin takipçisi olabilir mi ya? Yani yani bunu insanların takdirine bırakıyorum. Neyse. Demir'in tefsir alanında bazı kitapları olmakla birlikte hem tefsir hem de kıraatlerle ilgili sosyal medya kanallarında pek çok videosu ve haftalık canlı dersleri bulunmaktadır. Bu platformlarda tefsir ve kıraatlar üzerine çok farklı düşünceler sert et, serdetmektedir. Doğru. Yani bunlar doğru. Biz evet ee, tefsir demeyeyim buna. Çünkü benim tefsirden anlayış, anladığım şeyle senin tefsirden anladığın şey aynı şey değil. Yani tefsir mesela benim anlayışımda tefsir nedir? Tefsir benim anlayışımda bakın buraya yazıyorum özellikle yazıyorum bunu. Tefsir şöyle beyaz nerede beyaz burada. Tefsir nedir diye sorulursa tefsir nedir? Benim cevabım şudur. Kur'an'dan olmayanı Kur'an'a sokmamaktır. Sokmamaktır. Tefsir budur benim anlayışımda. Yani tefsir şu değildir. Tefsir işte ya önümüze Kur'an ayetlerini alıp ben bundan şunu anlıyorum, şundan bunu anlıyorum, bundan bunu anlıyorum demek değildir. Veya falan bunu söylemiş, filan bunu söylemiş, falan şöyle yapmış, filan böyle yapmış değildir. Veya şu rivayet, bu rivayet. Hayır bunlar tefsir değildir. Tefsiri genelde insanlar anlaşılması mümkün olmayan bir şeyin, daha doğrusu zor anlaşılan bir şeyin e, anlaşılır hale getirilmesi gibi bir şey olarak anlıyorlar tefsiri. Haşa böyle bir şey eğer bir Müslümanların kafasında böyle bir şey varsa lütfen hemen bu anlayışlarını değiştirsinler. Çünkü Allah'ın kitabından daha açık, daha net, daha güzel söz söyleyebilecek kimse yoktur olamaz da. Dolayısıyla Allah'ın kitabı açık değil. İşte alimler de bunu açıklıyor ki bugün insanların kafalarındaki anlayış budur. Anlayış Allah'ın kitabına hakarettir. Yani Allah sözünü söylemeyi haşa beceremedi. Kapalı söyledi. Anlaşılır bir şekilde söylemedi de. Ulema mı onu açık hale getirecek? Rivayetler mi onu açık hale getirecek? Yani bu olmaz yani. Bu olmaz. Bu etik olarak olmaz. Usul açısından olmaz. Eğer siz ulemanın söylediğini, Kur'an'ın söylediğinden daha açık olarak algılarsanız, böyle algılarsanız daha açık olan asıl olur. Kur'an fer olur. Oysa asıl olan Kur'an'dır. İnsanların yaptıkları, söz söyledikleri sözlerin, tefsir namına, şu namına söyledikleri sözlerin hepsi o insanların Kur'an'dan anladıklarıdır. Başka bir şey değil. Daha öte bir anlamı olamaz. Onun için benim bizim nazarımızda tefsir ki bu sadece bana ait bir şey değildir. Bu yani tefsir ulemasının çoğu zaten bunu söylemiştir. Tefsir Açmak kökünden gelen yani fesere açmak kökünden gelen aslında şöyle söyleyeyim yani tefsir kelimesiyle yani benim kanaatimce açıklanabilecek en güzel örnek yani bu örneği vermek de ne kadar doğru bilmiyorum yani şey yapılıyorsa özür diliyorum. İdrar tahlili gibi. Yani tefsir kelimesi zaten idrar tahliline de, tahlile de tefsir deniyor. Yani bir şeyi tahlil etmek. Fakat nasıl tahlil etmek? Bir şeyin içindeki yabancı maddeyi, yani idrar tahlili nedir? İdrar tahlili, idrarın içerisinde bulunan yabancı maddeleri, Bakın yabancı maddeleri tespit etmek için şey yapılır. Bununla ilgili yani kanda bulunması gereken, idrarda bulunması gereken değerler vardır. O değerler vücudun normal halidir. Eğer o değerlerde bir artış varsa, yani vücutta olması gereken değerlerde bir takım artış varsa, tefsir işte neden bu artış oldu? Bu artışa sebep sebep olan şey nedir? Vücudun normal işleyişi içerisinde böyle bir artışın olmaması gerekirdi. <laughs> Eğer böyle bir artış varsa yani vücudun normal işleyişi bozulmuşsa bu şu demektir. Demek ki onun içerisine bir takım yani e, vücudun içerisine bir yabancı madde karışmış. Bir virüs karışmış ya da bir şey karışmış e, demektir. İşte tefsir yani tahlil o karışan yabancı maddeyi bulmak içindir. İşte tefsir de bunun gibidir. Kur'an'ın içerisine karışan yabancı maddeyi bulmak içindir. Nihayetinde Kur'an bize... Biz yani Muhammed Aleyhisselam zamanında oturup Muhammed Aleyhisselam'ın kenarında o şeyinde bulunma, bulunmadık. Yani bize şu ayeti anlat diyebilecek değiliz. Bize Kur'an nasıl geldi? Bize tevatür yoluyla ve nesiller boyu tefsir yapıla yapıla geldi. Ki bu tefsirler ki tefsir deniyor onlara aslında tefsir değil. Bu tefsirlerin anlamları insanlarda sanki ayetler öyle söylüyormuş gibi yer etti. O, o bize söyleniyor. Yani sanki o işte hani e, İmran Hoca'nın söylediği e, Kur'an'ın anlamı de, dediği şey var ya hani ha işte onlar İmran Hoca'nın Kur'an'ın anlamı dediği o tefsirlerdeki anlamlardır ki bu anlamlar sorunlu olduğunu İmran Hoca'nın kendisi de çok iyi biliyor aslında. Çok iyi biliyor aslında. Yani İmran Hoca'ya e, sorsak mesela ya İmran Hoca Allahu ala kulubihimi herhangi bir yorum yapmadan herhangi bir yorum hiçbir şey eklemeden. Bu ayetin bir anlamını ver dediğimizde İmran Hoca'nın orada apışıp kalacağı kesindir. Ya da men yudurillahu ayetini bir tarafa bunu koyduğumuzda İmran Hoca bak bir tarafta e, Allahu Teala işte bununla kimini saptırır kimine hidayet ettirir diyor. Demek ki hidayet etmek sapmak, saptırmak Allah'ın elindeymiş. Ama öteki tarafta diyor ki kişiye çalıştığından başkası yoktur. Dileyen küfreder, dileyen şükreder. Küfreden kendi aleyhine şük küfretmiş olur, şükreden kendi lehine şükretmiş olur şeklinde ayetleri karşı karşıya koyduğumuzda ya bu ayetlerde çelişki var. Öteki tarafta işte dediğim gibi bir sürü olaylarla ilgili yani kölelikle ilgili mesela şeyleri ortaya koyduğumuzda İmran Hocanın yorumlara tefsirdeki yorumlara yapışmaktan başka çaresi kalmayacak. Bize diyoruz ki kardeşim bakın senin Kur'an'ın anlamı dediğin şey zaten bu yorumlardır. Sorun çıkartan da bu yorumlardır. Bugün insanlar dilek olarak ...birebir Kur'anla muhatap olmuyorlar. Bu bugün olamıyorlar daha doğrusu. Bugün ulema da yani akademisyenler de ne yapıyorlar? İşte bu tefsirlerin, meallerin oluşturduğu anlamı sanki Kur'an'da gerçekten öyleymiş gibi insanlara aktarıyorlar. Biz de diyoruz ki sorun yaratan tam da bu. Biz de söylemek istediğimiz şey ne? Ya Kur'an'la direkt muhatap olalım. Yani evet müfessirlerin söylediklerini, her şeyleri bir kenara çöpe atmayalım. Ama onları peşinen Kuranın anlamları budur, bu doğrudur, bu yöntem doğrudur şeklinde bir şey söylemeyelim. Bizim söylediğimiz aslında bu kadar basit bir şeydir. Bu kadar basit bir şey. Niye bu? Ya kardeşim bakın, bu bu bunlar yüzünden insanlar İslam'ın çok da güvenilir bir din olmadığı algısı oluşuyor, çelişkili bir din algısı olduğu oluşuluyor. O, o oluşmuş durumda şu anda. Yani bunu siz de görüyorsunuz. Dolayısıyla e, biz de ne yapıyoruz diyoruz ki kardeşim bak bu tefsir kelimesinin en başında bir yanlışlık var zaten. Tefsir kelimesi bir ayet altında onlarca yorum. Bu tefsir değil diyoruz. Tefsir bu olmaz. E, i̇nşallah e, tefsirin olması gereken tefsir aslında birçok derslerimizde anlattık. Yani bunu çok şey yaptık. başka derslerimizden ona insanlar isterse ulaşabilirler. Neyse ben bayağı uzatıyorum daha özü yani şeyi bile geçmedik daha. Ee, özeti bile geçmedik, ki <laughs> neredeyse ne kadar olmuş zamanı da tutamadım ki zamanı ölçemiyorum kusura bakmayın burada ne kadar konuştuğuma dair zamanı ölçemiyorum ama e, gideceğiz bakalım neyse bu çalışmada bir mesele olarak anlama sorununa değinilmiş ha, demek ki ilk ne yapmış bu çalışmada bir mesele olarak anlama sorununa değinilmiş yani İmran hocanın e, iddiasına göre İmran hocanın iddiasına göre ilk önce bir anlama sorununa değinilmiş bakalım bakalım acaba gerçekten e, İmran Hoca e, devamında e, bir mesele olarak anlama sorununa değinmiş mi değinmemiş mi ona da bakacağız Neyse daha sonra Demirin Kur'an'ı anlama yaklaşımı bu anlama sorunu ile ilişkilendirilmiştir Tamam Sonuçta Demir'in ayetlere usul ve tarihi bağlamdan bağlamından koparmak suretiyle daha bakın peşinin usul ve tarihi bağlamından koparmak suretiyle daha baştan insanları kuruyorsun ya. Daha baştan usul ve tarihi bağlamından koparmak diyorsun. Pek usul bana söyler misiniz Allah aşkına? Yani sanki ortada belli sabit bir tefsir usulü varmış gibi Kur'an'ı anlama usulü varmış gibi konuşuyorsunuz. Tarihi bağlam diyorsun, tarihi bağlam. Ya tarihi bağlam dediğin senin nuzul sebepleridir. Tarihi bağlam dediğim bu. Ya yani o tarihi bağlamla elinde bir kere en başta elinde ahat haberlerden başka bir şey yok. İkincisi ahat haberler olsa bile hadi arkasına koyalım. Yani mesela Nisa suresinin 34. ayetinin arkasına konulan tarihi bağlamı sen kabul ediyor musun? Mücadele suresindeki Anlamı kabul edebiliyor musun? Mü'min'in suresindeki Firavun'un söyledi Firavun'un işte o bana bir kule yapla ilgili söylediği tarihi bağlamı kabul ediyor musun? Beni İsrail ile ilgili tarihi bağlamı kabul ediyor musun? Yani tarihi bağlam dediğim bu. Ya zaten senin bu tarihi bağlam dediğin sorun çıkartıyor. Sen neden Kur'an'ı tarihi bağlamına yani böyle bağlamı sanki tarihi bağlam dediğinde ortada tarihi bağlam gibi net bir bilgi varmış gibi konuşuyorsun. Yok hepsi zannî bilgi kardeş. Bak senin tarihi bağlamına göre Allah Resulü Muhammed kendisinden sonrasına bir kitap bırakmamış. Allahu Teala'nın kitabını korumak için hiçbir çaba sarf etmemiş. Kendisinden sonraki insanları hiç düşünmemiş. Ortaya bir kitap bırakmamış. Ya senin tarihi bağlam dediğin şey bu. Şimdi sen bu bağlamı ben koparıyorum yani öyle mi? Ya senin bu tarihi bağlamın sorun çıkartıyor zaten kardeşim. Senin bu tarihi bağlamın sorun çıkartıyor. Biz de diyoruz ki kardeşim bu tarihi bağlamı kenarda tutun. İster kullanırsınız ister kullanmazsınız sizin bileceğiniz iş. Ama bu tarihi bağlam Kur'an'ı anlamada herhangi bir şey ifade etmez etmemeli diyoruz. Kur'an kendi içinde anlaşılmalı. Kur'an'ın bütün kavramları yine kendi içinde kendi bütünlüğü içinde anlaşılmalı diyoruz biz. Bizim dediğimiz bu. Böyle söylüyorsun ne yapıyorsun bak insanları şartlandırıyorsun. Usul ve tarihi bağlamda yani usul de yok bizim şeyimizde size göre. Ya oysa İmran Hoca Allah'a elini vicdanına koy. Yani Allah rızası için bak bakalım. Bana bir tane usulü olan, usulü olan bir tane tefsirci göster. Bir tane. Bildiğin. Ve get, gel bizimle karşılaştır. Ya bizim usulümüz var. Tam tersi. Diğerlerinin usulü yok. Usulü olduğunu söylüyorlar. Ama usullerine hiç uyduklarını görmedik. Yok usullerini ortaya koyup usullerine oymuş birileri yok. Kaldı ki o usuller üzerinde anlaşılmış bir bir şey de yok yani müfessir tefsir ilmi o usuller üzerindeki usul olmadığı halde usuller üzerinde ittifak etmiş değil. Değil. Yani bakın alın Mutezile'nin usulüyle Eşari'nin, Eşari'nin ki Maturidi'nin, Maturidi ile diğerlerinin usullerini bir karşılaştır bakalım. Hangisinde usul var? Bir. Hangisi usulüne gerçekten usulüm budur deyip onu tefsir etmiş. Yani ona uymuş özür diliyorum. Ona göre anlam ortaya koymuş. İki, hangisinin üzerinde ittifak ihtilaf edilmemiş? Hepsinin üzerinde ihtilaf edilmiş. Şimdi sen öyle bir şey gösteriyorsun ki yani ortada böyle dört dörtlük, dört başı mamur bir şey var. Ben de ne yapıyorum? Usul ve tarihi bağlamından dört başı mamur olan bu şeyi usul ve tarihi bağlamından kopararak böyle ortaya abuk subuk şeyler çıkartıyorum. Böyle bir izlenim yaratıyorsun daha daha şeyin en başında be kardeşim. Bak ne diyorsun? Görüyor musun? Yani bunu söyle Allah aşkına ya bu şu mu ya? Kendi düşünce dünyasına göre yaklaştığı Kur'an'ı yorumlamak için geliştirdiği metotlarına göre farklı manalar verdiği sonucuna varılmıştır. Kendi düşünce dünyama göre öyle mi? Yani herhangi bir asla yaslanmıyorum. Yazdıklarımda herhangi bir asıl yok, bir usul yok, bir kural yok, bir kaide yok. Böyle rastgele yapıyorum öyle mi? Kendi kafamda, kendi düşüncemde hayal ediyorum öyle yazıyorum öyle mi? Ya bu yapılır mı ya? Ha olur mu bu yani? Ben sana, kardeşim sana bütün şeyler böyle, yani böyle yapman için benim niye drive'ımızı istedin bizden? Niye bizim yazılarımıza ulaşmak istedin? Ben onu da anlamıyorum. Şunları yazmak için benim bir satır yazımı okumana gerek yok ki. Ama benim yazılarımı okumuşsam buna nasıl geliyorsun ya? Bunu nasıl çıkartıyorsun ya? Bunu da insanların vicdanına bırakıyorum. Neyse, devam ediyorum. Giriş. Kur'an'ı anlama meselesi Hazreti Peygamber'den sonraki tüm zamanlarda Müslümanların en temel uğraşlarının başında gelmiştir. Onu doğru anlama kaygısı alimleri bazı usulleri belirlemeye sevk etmiştir. Bak, bak, bak. Onu doğru anlama kaygısı bazı alimleri sevk etmiştir. E, alimleri bazı usuller belirlemeye te sevk etmiştir. Mesela, mesela kardeşim, bak şimdi diyeceksin ki, bunlar yani bu usuller Kur'anı Kur'an ile tefsir. Mesela bir tane göster bana. Şurada Kur'an'ı Kur'an ile tefsir eden, şunu yapan bir müfessir söyle, bir müfessir, tek kişi. Bir örneğini gösteremez. Yok. Kur'an'ı Kur'an ile tefsir eden kimse yok. Sadece bunu iddia eden var. Ben Kur'an'ı Kur'an ile tefsir ediyorum diyen var. Hatta bütün müfessirler ittifakla Kur'an'ın en güzel tefsiri Kur'an ile tefsirdir, tefsirdir ama Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, tefsiriyle Kur'an'ın tamamı anlaşılmaz. Sadece birkaç tane ayet anlaşılır. Bütün ulemanın söylediği bu be kardeşim. Sanki sen Kur'an'ın Kur'an ile tefsirini bir ayrı metotmuş gibi oraya koyuyorsun. Yok ki böyle bir metot. Böyle bir metot yok. Kur'an'ı Kur'an'la anlamanın metodu şudur deyip böyle tek tek ortaya bir metot koyan hangi bir fesir var? Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun. hadislerle tefsir ha bütün 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 şeylerin müfessirlerin sarıldığı şey bu nüzul ortamını ve Arap dil kaydelerini bilme gibi usul kaydeler olarak bak nüzul ortamını bu esbabı nüzuldur yani bu e, İbn Kesir'in yaptığı e, rivayetlerle Kur'an tefsir yaptığı işte bak tam odur İbn Kesir'in yaptığı odur işte hadislerle tefsir. Bak o İbni Kesir'in yaptığıdır. Ama Arap dil kaidelerini ve e, bilme gibi ya kardeşim yani Arap dil kaidelerini bilmek bir usul kaidesi olmaz ki zaten o olmazsa olmazdır. Yani karşımızdaki kitap Karşımızdaki kitap Türkçe dilinde değildir. Başka bir dildedir. Dolayısıyla sen o dili zaten dikkate almak zorundasın. Bu, bu usulün temeli değildir. Usulün temeli olan şey nedir? Arap dil kaidelerinin Kur'an'da sabit olup olmadığıdır. Bak işte bu konuda bütün ulema hayır sabit değil diyorlar. Kur'an herhangi bir gramer kuralına uymak zorunda değil diyorlar. Dolayısıyla yeri geldiği zaman böyle abuk subuk manalar verebiliyorlar. Herhangi bir şeye e, uymayan bir şey verebiliyorlar. Örnek vereyim örnek mesela. Mesela. Al şuraya yazayım. Bakın bunu sen daha iyi bilirsin ama Mesela bakın bu men yudlilillahu şeklinde harekelenmiş bir ayettir ki çoğu yerde böyledir. Şimdi bakın bu şart edatıdır. Bu şart edatı zaten müktedadır, Öz nedir? Bu şart fiilidir. Şart fiilinin öznesi nedir? Budur. Yani bu özne bu yüklem. Peki bu nedir? Bu da faildir. Nasıl oluyor? Ortada bir tane fail var, bir tane fiil var. Bu bu fiilin faili, bu da bu fiilin öznesi. İki tane öznesi olan bir fiil. Ha, bu hangi dil kuralına uyuyor mesela İmran Hoca? Hangi dil kuralına uyuyor bu? Şu şekilde harekelemek. Bu asla bir dil kuralına uymuyor. Siz bunu bu şekilde harekeledikten sonra ki harekelerin soru olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Bununla ilgili çalışmalarım da var. Siz artık gramerden bahsedemezsiniz. İşte gramere uygun olup olmaması yani şuradan hani diyor ya Arap dil kaydelerini bilme. Arap dil kaydelerini bilme değil. Uyma. Sorun bu. Sorun yoksa bil. Zaten Arap dil kualiteleri bilmeden bunu yapamazsın ki. Önemli olan o kaidelerin, Kur'an'ın o kaidelere bağlı olup olmadığıdır. Sana ve senin gibi alimlere göre, ulemana, ulemaya göre, akademisyenlere göre Kur'an herhangi bir dil kuralına uymak zorunda değildir. Haşa, Subhanallah. Dilleri yaratan Allah, dilleri gönderen Allah, o dillerden biriyle Kur'an'ı gönderen Allah, dil kurallarına uymayacak. Dil kurallarına uymazsa Allah nasıl anlaşılacak? Dil kurallarına uymayan bir cümleyi nasıl anlayabilirsiniz? Yani sanki dil kurallarına uymak haşa Allahu Teala'nın mahkumiyeti gibiymiş. Hayır. Eğer bir metnin anlaşılma gibi bir iddiası varsa ki Kur'an'ın var. O metin kendisini anlaşılır şekilde sunmak zorundadır. Biz zorunludur bu. Ya Arap dil kurallarına uymayan bir kitabı siz anlayamazsınız ki. Anlayamazsınız. Sonra burada uymayan orada niye uysun? Böyle bir şey olabilir mi? Dil kuralları olmadan bir söz söylenebilir mi? Yani herhangi bir dil kuralına uymayacaksınız ve söz söyleyeceksiniz. Bu mümkün mü? İşte size size yani İmran Çelik gibi hocalara göre evet bu mümkün. Yani Allah dil kurallarının mahkumu değildir. Güya arş Allah aşık. Tabii ki mahkumu değildir. Yaratıcısıdır. Allah yarattığına muhalefet etmez. Yarattığı yarattığı ilkeye koyduğu ilkeye muhalefet etmez. Neyse, Bu temel kaideler çerçevesinde hareket eden ulema asla bakın bakın arkadaşlar bunu bilmeyen insanlar bu temel kaideler çerçevesinde hareket eden hayır ulema bu temel kaide, yani kendi koyduğu kaidelere de uymuyor. Yani mesela Kur'an'ın hadislerle tefsir ediyor. Ona da uymuyor. Niye? Çünkü hadis dediğinizde hangi hadise göre tefsir edeceksiniz? Bir ayetin e, nüzul sebebiyle ilgili 3-4 tane rivayet söyleniyor. Sizin hadislerle tefsir edebilmeniz için önce bu 3-4 tane rivayet arasından hangisinin en doğru ve neden doğru olduğunu ortaya koymanız lazım. Tefsircilerin hiçbiri bunu yapmıyor. Hiçbiri yapmamış. Yapan bir tane tefsir gösteremezsiniz. Müfessir gösteremezsiniz. Neyse. İlk dönemden itibaren çeşitli türde tefsir yazılmıştır. Bunlar filolojik. Filolojik tefsir. Yani dil ağırlıklı tefsirler, hadislerle tefsir, tasavvufi tefsir ve sonraki dönemde ise o çağın güncel ihtiyacı olan yaklaşımları Kur'an'ı anlama serüvenini sürdürmüşlerdir. Ya yani yani gerçekten akademisyenliğin seviyesi buysa yani biraz aynaya bakıp kendinizi düzeltmeniz lazım ya. Yani filolojik dil ağırlıklı tefsir ne demek ya? Ne demek dil ağırlıklı tefsir? Yani dilden bağımsız bir tefsir olabilirmiş gibi böyle bir şey var. Ya, ya kardeşim dilden bağımsız bir söz olabilir mi? Heh, onu böyle ortaya koyuyor. Yani sen karşıdaki metnin filolojik açıdan bir e, değerlendirmesini yaptığında buna filolojik ağırlıklı, filolojik dil ağırlıklı tefsir deniyormuş. Subhanallah. Bunun söylediği kim ben biliyorum. Alusi'yi söylüyor, Zamahşeri'yi söylüyor, Razi'yi söylüyor. Bunlar da var filolojik şeyler. Bunları söylüyorsun. İyi de kardeşim adamlar bu bunu tefsir etmemişler. Filolojinin bak filolojinin değil. Kur'an'ın farklı kıraatlerinin hangisinin kullanılacağına dair kelimeleri tahlil etmişler. Yoksa herhangi bir filolojik şey görmüyoruz onlardan. Bir irap çalışması falan görmüyoruz onlardan. Yok öyle bir çalışma. Neyse. Onunla devam edelim. Tasavvufi tefsir. Sanki tasavvufun bir kuralı varmış gibi, bir ilkesi varmış gibi konuşuyor. şimdi. Ta tasavvuf, bak tasavvufçuların kendisi bile diyor ki bu bireysel bir tecrübedir. Bu bireysel bir tecrübedir. Yani bunun bir kusurluğunu böyle usulü bir şeyi falan yok. Bu bireysel tecrübedir. Bu yola girersin veya girmezsin. O kadar basit. O çağın düşünce güncel ihtiyacı olan yaklaşımlarıyla o çağın günü. İşte biz de zaten buna yanlış diyoruz kardeşim. Kur'an'ın anlaşılmasının çağa ve zamana göre değişmeyecek sabit usullerinin olması lazım. Biz de zaten bunu sav savunuyoruz. Bunu savunuyoruz. Ancak İslam düşünce tarihinde farklı disiplinlerin, disiplinlerin gelişmesi ve disiplinler arası etkileşimin daha da arttığı dönemlere gelindiğinde ise Kur'an'ı anlamak bir nevi daha da zorlaşmıştır. Yani sanki daha öncesinde anlaşılmış, daha öncesinde güzel anlaşılmış, bu git, zaman geçtikçe daha da zorlaşmış. Hayır, işte zorlaşan ne? Senin gibi adamların, yani bu İmran Çelik gibi akademisyenlerin Kur'an'ı anlamak derken, şu müfessir olmadan şunlar 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 olmadan yani bağlı bulunduğunuz ekol, bağlı bulunduğunuz mezhep, bağlı bulunduğunuz tarikat ya da bağlı bulunduğunuz cephe olmadan anlaşılamayacağını söylediğiniz için o o alanda söz söyleyenlerin söylediği ile Kur'an insan arasına girdiği için anlamak daha da zorlaşmıştır. Yani mesela mesela kardeşim siz Eşari'nin söylediği ya Allah'ın eli var, kolu var, parmağı var Kur'an'da var şeklinde söylemi Baz almadan siz eşa, eğer eşari ekolüne mensupsanız, baz almadan Kur'an'da onunla ilgili ayetleri asla anlayamazsınız. İşte bizim dediğimiz de bu. Zaten anlama zorluğu oluşturan şey de bu. Biz bunu söylüyoruz zaten. Çünkü sadece kendi penceresinden Kur'an'a bakabilen yaklaşım, yani sanki e, sadece kendi penceresinden Kur'an'a bakabilen yaklaşım. Peki kim bu değil? Mesela sen öyle de değil misin? Sen sadece kendi pencerenden Kur'an'a Bakmıyor musun? Kardeşim zaten herkes sadece kendi penceresinden Kur'an'a bakabilir. Burada sorun olan ne? Herkesin kendi penceresini mutlaklaştırmasıdır. Mesela senin şu anda yaptığın gibi. Bak sen ne yaptın? İnsanları önce kur, kurdun şöyle. Önce kurdun. Niçin kurdun? Çünkü karşı cephe var sana göre. Sen ne yapmalısın? O karşı cepheyi ötekileştirmelisin. Kendi anlayışında mutlaklaştırmalısın. Peki bunu yaparken sırtını nereye veriyorsun? Surt, sırtını sen geleneksel bir çevrenin içindesin de. Bu geleneksel çevre devlet tarafından, halkın çoğu tarafından, bilmem ne tarafından destekleniyor. Sen de sırtını buna vermişsin. Akademisyenler de ona vermiş sırtını. İşte sen de o pencereden bakarak diğerlerini ötekileştiriyorsun. Senin yaptığın da bu. Öznel, tutucu, parçacı, mezhebi bir bakışla. Kur'an'ı anlamaya yönelebilmiş. Mesela sen hangi bakışla Kur'an'ı anlamaya yöneliyorsun? Mezhebi değil misin sen? Mezhepten bağımsız mısın? Mesela sünnilikten bağımsız mısın? Gerçekten diyebiliyor musun sen ya? Hanifilik, şafilik, maturdilik, eşarilik, şiilik, sünnilik. Bunlar insan ürünüdür. Sonradan üretilmiştir. Bunların temelinde siyasi görüşler vardır. Politik görüşler vardır. Başka şeyler vardır. Diyebiliyor musun gerçekten? Diyemiyorsun. Aslında tam sen öylesin ama sen başkalarını öyle olmakla suçluyorsun. Aslında kendin öylesin yani bu şu söylediğini oluşturan sen ve senin gibi insanlar yani şu cümlede. Çünkü sadece kendi penceresinden Kur'an'a bakabilen yaklaşım öznel tutuşu parçacı ve mezhebi bir bakışla Kur'an'ı anlamaya yönelebilmiştir. Yani bunu yapan sensin ama bu sanki sen böyle değilmişsin gibi bunu şey yapıyorsun. Nereden almışsın bunu? Bunu şuradan almışsın bak Mustafa Hoca'nın bunu parçacı yaklaşım sorunu oradan almışsın. Ha buradan aldın ya, sen bu cümleyi aldın ya, sen bu cümlenin içinde değilsin. Ya yani sen bu cümlenin dışından birisin. Sen şeysin, objektif bakabilen, tarafsız, tam bir ilim adamı, böyle olayları değerlendirebilen biri pozisyondasın şu anda. Sen kendine öyle bir pozisyon seçtin. Halbuki bizzat orada olan sensin. Çünkü eğer orada olmasaydın şu başlangıçla başlamazdın, şu yaptığını yapmazdın. Gelin sizi bir anlayayım arkadaşlar ya. Siz bir şeyler söylüyorsunuz gelin sizi bir anlayayım. Derdiniz ne sizin ya? Siz niye böyle uğraşıyorsunuz? Ya aslında biriniz inşaat işçisiniz, biriniz şöylesiniz, böylesiniz. Sizin işiniz de değil bu. Niye bunlara burnunuzu sokuyorsunuz? Derdiniz ne sizin birader? Niye üzerinize kaldıramayacağınız yükleri alıyorsunuz diye bir sordun mu bize? Ha bizim beni inceliyorsun, benimle konuşma ihtiyacı bile hissetmiyorsun. Ama sen yazıyorsun, diyorsun ki öznel, tutucu, parçacı ve mezhebi bir bakışla. Yani bu sen değilsin, biziz. Öyle mi? Neyse. Bunu da insanların takdirine bırakıyorum. Bu yaklaşım zamanla anlayanı anlamaya çalışmak gibi işi daha da zora sokan bir sonucu doğurmuştur. Bak bu yaklaşım zamanla anlayanı anlamaya çalışmak. Şimdi bak sen anlayan oldun. Bak ben bir şey söyledim. Sen anlayan oldun. Şimdi ben de seni anlamaya çalışıyorum. Ya bu söylediğinin diyorum ki ya, anlama problemi. Yani anlamayla ilgili alakası yok diyorum ya. Doğru söylüyorsun. Senin yaptığının anlamayla alakası yok diyorum. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Sen neden böyle davrandın diye. Niçin bunları yaptın diye. Niçin böyle insanları şartlandırıcı bir bakış ortaya koydun diye ben seni anlamaya çalışıyorum. Yani tam da bahsettiğin şeyi aslında kendin yapıyorsun. Neyse. Devam ediyorum. Bununla birlikte İslam alemlerinin ha bu yaklaşım, ha, tabi onu okuduk. Bununla birlikte İslam alimlerinin Kur'anı Kur'an ile anlama metodu, bazı dönemlerde ilgili alimlerin bu metodu da sadece kendi yaklaşım biçimlerinin. Bu nasıl bir cümle ya? Bununla birlikte İslam alimlerinin Kur'anı Kur'an ile anlama metodu. Allah Allah. Bazı dönemlerde ilgili alimlerin bu metodu da sadece kendi yaklaşım biçimleri, anlam alanları, boyutları ile ele almalarından dolayı ayrı bir muammaya da dönüşebilmiştir. Ya İmran Çelik ya Allah'ını seversen bu nasıl bir akademisyenlik ya? Şu cümlelerin, şu cümlenin bir kendin bir okusana ya. Bir okusana ya bu nasıl bir cümle ya? Bununla birlikte İslam alimlerinin virgül yüklen bu. Kur'an'ı Kur'an ile anlama metodu bu ne oldu? Bazı dönemlerde ilgili alimlerin bu metodu da sadece kendi yaklaşım biçimleri, anlam alanları, boyutlarıyla ele almalarından dolayı ayrı bir muamaya dönüşebilmiştir. Vallahi kardeşim kusura bakma ama ben senin eğer hakemin olmuş olsaydım şu derdim ki ya git şu cümleyi bir adam gibi yaz da gel bir anlayalım. Yani anlaşılır bir cümle kurmamışsın. Kusura bakma. Yani biz buradan seni anlamak için hani anlayanı anlamaya çalışmak. Bak seni anlamak için ne yapıyoruz? Çaba sarf ediyoruz. Diyoruz ki ne demiş olur? Ha yani burada Kur'an'ı Kur'an ile anlama metodu bazı alimlerde, bazı dönemlerde bazı alimler bunu kendi yaklaşım biçimleri olarak almaları probleme dönüşmüş. Bir muammaya, bir şeye dönüşmüş, bir soruna dönüşmüş. Bunu neye dayanarak söylüyorsun, ne için söylüyorsun? Yani hiç anlaşılır gibi değil. Neyse. Yani öne sürülen metot tek ve net görünse de bu usul metod bu usul metodu uygulayan alimin yaklaşımı ile öznel bir hale hatta daha anlaşılmaz bir sonuca dönüşebilmiştir. Hadi canım. Bunu yapan bir kişi göster. Bir kişi. Bir kişi göster de anlayalım şunu yapan. Mesela ne hangi kim yapmış bunu öznel hale getirmiş. Mesela diyebilirsin ki ya Hint Hint alt kıtasında Kur'an'ın bunu yapmıştır diyebilirsin, ortaya koyabilirsin, böyle bir iddiaları sürebilirsin. E bak bakalım gerçekten e, Hint kıtasının altında bu adamlar Kur'anı Kur'anla anlamakla ilgili bir metot mu ortaya koymuşlar. Bir bak bakalım. Öyle bir metot ortaya koymamışlar ki tam tersi seküler yaklaşımları tam tersi e, Batının yaklaşımlarını temel olarak almışlar Kur'anı da o temel anlayışa uydurmaya çalışmışlar kardeşim yani orada bir usul yok ki ortaya Kur'anı Kur'anla anlamak şudur deyip ortaya bir usul koyan hiç kimse yok ki. Sanki böyle bir şey varmış gibi konuşuyorsun. Kim mesela bu? Yani özden hangi alime göre bu böyle sorun olmuş? Laf konuşuyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Yani. Devam ediyorum. Neyse. Kur'an'ı anlama çabası batı ile etkileşim sürecinde ve batılı söylemlerin Müslümanlar üzerinde etkili olmaya başlamasından sonra ise çok daha farklı bir yöne evrilmiştir. Ha yani şöyle daha önceden normaldi her şey her şey güzeldi. Daha öncesinde. Biz ne zaman ki şu kahrolası kafir batıyla karşı karşıya geldik. Batıyla karşı karşıya geldiğimizde her şey bozuldu öyle mi? Ya yapma ya. Daha ilk dönemlerde, ilk başlangıçlarda müktesebata bak bakalım yığınlarca, binlerce problemi göreceksin. Binlerce problemi göreceksin. O problemlerin hepsinin halının altına süpürüldüğü için biz bu haldeyiz. Yoksa batıyla, doğuyla karşılaştığımız için değil, güneyle, kuzeyle karşılaştığımız için değil. Hiç kimse o problemlerle yüzleşmemiş. Tam tersi herkes senin gibi bir mezhebi taraf tutmuş. O mezhebi üzerinden baktığı için sorunlar halının altına 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 sürülmüş. Ni niye sürülmüş? E çünkü o zaman iktidarlar eliyle müktesebatı bir şeyi destekleyen iktidarlar var. İktidarlar eliyle yaşayan bir gelenek vardı. O gelenek yaşadı, 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 yaşadı. Ne zaman ki Osmanlı İmparatorluğu son İslam devleti de yıkıldı, artık o halının altındaki bütün pislikler ortaya çıktı. Çünkü Gelenek, geleneğin arkasında iktidarlar olmasaydı, geleneğin arkasında işte bu sizin e, lanetlediğiniz belki e, o şeyler olmamış olsaydı bu geleneğin buraya kadar sürmesi imkansızdı, imkansızdı. Şimdi e, yani geleneğin üzerindeki iktidar himayesi ortadan kalkınca bütün o ilk baştan beri süre gelen sorunlar açığa çıktı beyim. Yoksa batıyla doğuyla karşılaştırdık karşılaştığımız için değil. Kadının dövülmesi yeni bir problem mi? Yeni mi çıktı ortaya bu? Kadının dövülmesiyle ilgili problem ta en başından beri var. Buna ta en başından beri karşı çıkan alimler var. Miras, miras meselesinde kadına böyle davranması yeni bir problem mi? Ta en başından beri böyle davrananlar var. Sanki yeni bir problemmiş gibi söylüyorsun. Ama o zaman bu problemleri dile getirenler dışlandığı, horlandığı, öldürüldüğü için problemler ne yapıldı? Halının artına sürüldü. Şimdi o halıyı aldılar bizden hazzettiler. Hazzettiler o halıyı. Halı hazzetti, hala gidince halının altındaki bütün pislikler ortaya çıktı. Bundan dolayı. Bu iç ve dış dinamiklerin yanı sıra farklı düşünce yapıları, insan unsurları ve güncel olarak konuşulmakta olan konuların Kur'an'dan aranması yoluna yolunu ihtiyaç haline getirmiştir. Bu iç ve dış dinamiklerin yanı sıra farklı düşünce yapıları, insan unsurları ve güncel olarak konuşulmakta olan konuların Kur'an'dan aranması yolunu ihtiyaç haline getirmiştir. Ha, bak yani bu konuları Kur'an'dan aramaya gerek yoktu değil mi? Bak hala yani kendi anlayışını şey veriyor. Ya arkadaşım Kur'an'dan karşılaştığımız her türlü problemin, sorunun, çözümünü Kur'an'dan aramak bu çağa özgü, gelecek çağa özgü, geçmiş çağa özgü bir durum değildir. Bu müminin her zaman olması gereken halidir zaten. Örneğin Kur'an'ın özgürlükler konusu, temel hak ve ödevleri, kadın sorunu gibi bakış açıları Kur'an'ı okumada öne çıkan yaklaşımlar olarak görünüz. Gönlümüzde... Ne yani bu daha öncesinde problem değil miydi? Yani daha öncesinde bunlarla ilgili herhangi bir sorun yoktu öyle mi? Bunlarla ilgili Kur'an'a bakmaya gerek yok öyle mi? Ha arkadaş ne dediğinin farkında bile değilsin ya. Bu ne biçim bir bakış açısı ya? bir diğer taraftan evrensel olan Kur'an'ın sadece belli bir zaman ve disiplin kabiliyeti ile ele alınması aslında onun dar bir çerçeve sıkıştırılması ya da ifade edilen görüşe hapsedilmesi sonucu da olabilmiştir. Bu işte tam da senin yaptığındır. Bak tam da senin yaptığındır. Sen ne yapıyorsun? Bak diyorsun ki Kur'an'ın anlamı en başa Ne o? Rivayetler şunlar bunlar. Hah. O rivayetlere bak diyorsun ki belli bir zaman. Ha sen ne yaptın bak o rivayetler oraya bağladın. Diyorsun ki şimdi kadın o zaman dövülürdü şimdi dövülmez diyorsun. Çünkü karın Kur'an'da kadını dövmeyi söylüyor. Yani bu kesin. Yani o darabeyi Sareb okuma imkanımız yok. O kesin kadını dövmek lazım ama bu o geçmiş zamandaydı. Şimdi olmaz. Ha kölelik? Ya o kesin. Yani o Kur'an'da kesin var o. O var kesin. Ama o geçmiş zamandaydı şimdi yok. Bak bunu söyleyen sensin ya. Ta tarihselcilerin de yaptığı, senin de yaptığın bu zaten, senin yaptığın bu. Biz de zaten hiç üzerimize vazife olmadığı halde senin gibi adamlar yüzünden biz bu işe kalkıştık kardeşim. Örneğin Kur'an'ı sadece fıkhi perspektif ile helal haram hükmü çıkarma ile okuma, filolojik yaklaşımdaki kendisi zaten araç olan bir dil kaidesi üzerinden temellendirme çabası. Ya yani şu ne lan filolojik yaklaşımla ilgili. Yani dil kaidesi üzerinden temellendirme çabası. Yok dil kaidesi üzerine temellendirmeyelim. Neyin üzerine temellendirelim? Neyin üzerine temellendirelim? Taşın üzerine mi temellendireceğiz? Havaya mı temellendireceğiz? Bir dil var Kur'an'ın be. Yani zaten kendisi bir araçmış. Dil ara. Diyeyim O araç olmadan sen bu yazıyı yazabilir misin? Düşünebilir misin? Akledebilir misin? Yani dil böyle olmadan da insan düşünebilir. Olmadan ya dil kaideleri olmadan da insanlar birbiriyle anlaşabilir. Öyle mi? şu söylediğinin akademik bir değeri yok da. İmran Çelik sen beni eleştiriyorsun ama. Be, böyle beni eleştirmek için bu kadar zahmete katlanmışsın ama. Şu yazımdaki akademik akademik derinliğe bir baksan. Ya biraz anlayabilsen ya kendinden utanırsın ya. Bu nasıl bir cümle ya? Dil kaidesini üzerine temel yok. Neyin üstüne temellendirilecek Kur'an? Ha dil kaidelerini attık tamam. Mesela. Katem Allahu ala kulubihim. Neyin üstüne temellendireceğiz? Dil üzerine değil mi? Sen bunu hatem Allahu diye okut, sana okutturan şey ne? Dil değil mi? Dil olmazsa sen karşındaki şeyi filoloji filoloji olmaz yani fil bunun filoloji de değil lisandır. Dil kuralları olmazsa sen onu hatem Allahu diye okuyabilir misin? He? Okuyabilir misin? Bu mümkün mü? Sanki onsuz da anlam olabiliyormuşsun gibi konuşuyorsun ya. Şuna bak ya ya da içe dönük ve metafizik bir yoğunlaşma olarak da kabul edilebilecek tasavvufi bir yakın. Tasavvufun metafizik yoğunlaşmayla ne alakası var be? Ne alakası var? Metafiziği bile bilmiyorsun. Kur'an'ı anlama sorunu olarak daima önümüzde gelen meseleler olmuştur. Buyur. Buyur işte. Bu bakış açısı sorun kardeşim. İmran Çelik. Uyan, uyan. Şu bakış açısı sorun. Sorun, sor. Bak sen ne yapıyorsun? Bir sorunsalı bir sorunsalı gündeme getiriyorsun. Bir sorunsalı açıklıyorsun. Kardeşim, o sorunsalı açıklarken gösterdiğin bakış açısı problem. O problem olan. Problem her zaman için olacak. Her zaman için var olacak kardeşim. Problemsiz dünya mı olurmuş? Önemli olan problemlere nasıl bakıyorsun? Problemleri nasıl tanımlıyorsun? Problemleri tanımlarken hangi ölçüleri kullanıyorsun? Önemli olan bu. Şu senin yaptığınla geçmiştekilerin yaptığının hiçbir farkı yok. Bu durumda Kur'an'ı anlama sorunu kendi bilgi kav ve kavramlarımızı Kur'an'a dayatma. Yani bununla ilgili senin yaptığının binlerce örneğini getiririm. Kur'an'ı kendi birikimimize hapsetme. Bunu mesela ben ne zaman Kur'an benim anladığım Kur'andır demişim. Ne zaman demişim? Ben ne zaman demişim ki hangi yazımda, hangi sözümde, hangi şeyimde demişim ki sen bunu benimle ilgili yazdığım bir yazının başına getirip koyuyorsun. Ben dememişim ki sen kendin de söylüyorsun yazıda. Adım ben şunu diyorum, ben diyorum ki bakın arkadaşlar. Herkes Kur'an'dan anladığını anlatır. Ben de belli bir metot çerçevesinde Kur'an'ı çalışıyorum. Ve Kur'an'dan anladıklarımı size anlatıyorum. Anlattığım Kur'an'ın kendisi değil, Kur'an'dan Ramazan, Demir'in anladıklarıdır diye o binlerce defa söylemişim. Şimdi ben böyle değilken Kur'an'ı kendi birikimimize hapsetme cümlesini sen niye kurarsın? E ne yapıyorsun? Sen okuyucuyu ya da kendi kitleni şartlandırmak istiyorsun. Ya işte ben de diyorum ki yapmayın da yapmayın. Ahirette hesap vereceksiniz. Zaten sorun da bu. Herkes bunu yapmış. Senden öncekiler de bunu yapmış. Şu anda akademisyen çevresi, akademik çevrede bunu yapıyor. Tarikatlar da bunu yapıyor. Mezhepler de bunu yapıyor. Şiiler de bunu yapıyor. Sünniler de bunu yapıyor. Geçmiştekiler de bunu yapmış. Hep bu yapılmış zaten. Ben de diyorum ki terk edin bunu ya. Terk edin. Ya da yükleyebildiğimiz yorumlarımızı ona dayatma sonucuna varabilmiştir. Tamam bunu ama sen yapıyorsun bunu. Ayrıca Kur'an'a daima iman konusu olan bir metin olarak yaklaşıldığı ve bu çabayı sarf eden insanın da fani olduğu gerçeği gözden kaçırılmaması gereken bir mesel olarak önümüzdedir. Bunu kim gözden kaçırıyor ki? Sen gözden kaçırıyorsun. Hem gözden kaçırıp hem de yani bunu mesel olarak ortaya koyma değerli arkadaş ya. Yani tam bir şey yaklaşımı biliyor musun? Yani kusura bakma İmran Çelik ama bu şu anda tam da Yahudilerin yaptığı anlayışa benziyor. Ben sen öylesin demiyorum yanlış anlama ama yani tam da öylesi bir şey. atomine mi diyorlar buna ne diyorlarsa işte. Yani hem kendisi ezer hem de bakın ben eziliyorum der. Hani hem sen bunu yapıyorsun hem de sen bununla şikayet ediyorsun. Mesela Kur'an'a iman konusu diyorsun. Kur'an'a iman. Mesela söyleyeyim sana. Men yudrillaha'ya iman ediyor musun? Allah kimi dilerse saptırır. Buna iman ediyor musun? Etmiyorsun. O yazının yani Allah kimi saptırırsa. Ya Allah aslında saptırmaz. Yani Allah kimin sapmasını hak ederse şöyle olursa külli irade, cüzdi irade falan deyip açıklamaya kalkışıyorsun. E demek ki iman etmiyorsun ki açıklıyorsun. <laughs> Arkadaşlar, ya, Yapan sensin. Bize yürü kardeşim işte bak bu metot yani bu yapıştığınız metot insanı kıvrım kıvrım kıvrandırıyor. Yalancı yapıyor, ikiyüzlü yapıyor, sahtekar yapıyor. Haşa bazı konularda ins insanın Kur'an'ın önüne geçmesine sebep oluyor. Biz diyoruz ki yanlış olan bu zaten diyoruz arkadaşlar. Yanlış olan bu, bunu düzeltelim diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Yukarıda ifade edilmeye çalışan Kur'an'ı anlama meseleleri tarihi süreçte öne sürülmüş, tartışılmış, eleştirilmiş ve bilinen şeylerdir. Nevzuhur konular değildir. Ha şimdi gelelim. Ramazan Demir'in bireysel yaklaşımı ile her şeyi yeni eleştiriyor, dile getiriyor ve geleneksel kazanımları görmezden geliyor tutumu kanaatimizce daha önce de ifade ifade de edilen farklı yaklaşımlardan biridir. Bak. Bak. Söylediğine bak. Bak söylediğine. Ramazan Demir'in bireysel yaklaşımı ile her şeyi yeni eleştiriyor, dile getiriyor, geleneksel kazanımları görmezden geliyor tutumu kanaatimizce daha önce de ifade edilen farklı yaklaşımlardan biridir. Yani şunu diyor. Ramazan Demir aslında geçmişte de o oh hani hariciler işte Alt kıtada e, e, Kur'an-ı olanlar, işte ne bileyim ya da e, daha önceki şeylerde bulunan o e, sünni kesimin dışında kalanlar var ya, Ramazan demir de onların tekrarıdır demiş oluyor. Yani sen daha beni baştan mahkum ettin birader. Aşağıdaki bu görüşlere dair çalışmanın sınırları da dikkate alınarak kısaca örnekler verecek ve değerlendirmeler yapılacaktır. Hadi bakalım yap bakalım nasıl değerlendiriyorsun. Bu çalışmada demirin kitapları daha önce kullandığı ve halen 18 12 kapalı olan tuvavadisi.org ve Nirengi isimli YouTube sayfaları ve şu an kullanmakta olduğu tek kaynak Kur'an isimli sosyal medya kanallarındaki saatler süren çok uzun video kayıtları ve tarafımıza iletilen ve kayıt altına alınan PDF dosyaları incelenmiştir. Kur'an'ı anlamadaki yaklaşımın ne olduğuna vurgu yapılmakla birlikte ayetlere verdiği anlamlandırılar, anlamlar delillendirilerek. Bakın bunun altını çizin arkadaşlar. Delillendirilerek. Deli bakalım nasıl delillendirecek. Şurada, şuna dipnot düşmüş şuraya. Bakın demiş ki bu çalışma yapılacağı zaman kurumsal malum meyelim ile kendilerine ulaşmış. Daha detaylı materyal temin etmeleri istenmiş. Bu neyse şöyle. İstenmiş ve bu materyallerin bir tebliğ hazırlığı için yazılacağı, sunulacağı ve yayınlanacağı kendilerine iletilmiştir. Doğru. Daha sonra bana özel izinle açılan tuvavadisi.org ve nirengi YouTube videoları ve bazı özel PDF tutusuyla tek tek incelenmiş ve tebliğe kaynak olacak materyaller dipnota belirtilmiştir. Salatları kolaylıklar için kendilerine teşekkür olduğumu daha ifade etmek isterim. Yani bak. İmran Çelik. işte ben de bunu dedim başta. Ya biz sana yani bak diyorsun ki bir sunum yapmak için doğru söyledin gerçekten söyledin. Ama ya yani hani 5 e, sene önce yazdığım, 7 sene önce yazdığım ya da 3 sene önce, 4 sene önce söylediğim veya 1 ay önce, 2 ay önce söylediğim şeylerin yani hala söyleyen kişi hayatta. Bak hala söyleyen kişi hayatta, ölmüş gitmiş değil. Çıkarım yapmana gerek yok. Yani direkt ona ya bak bu şu, şu tezde. Bak şu tezde. Gündeme getirdiğim meseleleri tek tek sorabilirdin. Tek tek sorabilirdim. Yani biz bundan bunu senden bunu bekledik. Yani kendisi hakkında sunum yapacağım birini ölmemiş birini dikkate almadan sunum yapmak, ya bu sence etik bir şey mi? Bu gerçekten etik mi? Üstelik bunu yaparken de birazdan göreceğiz. Ya gerçekten hani İmran Çelik, kusura bakma kardeşim ama. Yani ne akademisyenliğe sığmayacak şeyler söylüyorsun ya. Şimdi göreceğiz birazdan. Bak ve izah etmeye çalışın diyorsun ki. Bakalım ne kadar delillendirmişsin. Yani yaptığın doğru değildi. Neyse ama hala e, is, ya, yanlışta ısrar ediyorsun. Et. Evet. Tefsir. Ha, pardon. Ya, şurayı okuduk mu biz? Kur'an'ı anlama meselesi. Kur'an'ı anlama sorunu yüzyıllardır İslam alimlerinin üzerinde durduğu önemli bir husus olmuştur. Ancak ele alınması gereken durum anlamanın ne olduğu bizzat anlamanın tabiatıdır. Çok güzel. Bak ancak şu çok harika bir cümle. Ben de katılıyorum buna. Ele alınması gereken durum anlamanın ne olduğu bizzat anlamanın tabiatıdır. Çok güzel. Bak bununla ilgili İmran Çelik hiçbir müfessir. Bak senin o hani müfessirler dedin ya tasavvufi bilmem ne dedin ya. Hiçbir müfessir tek kelime etmemiş biliyor musun? Yok. Ortaya bir tefsir usulü diye konulabilecek bir usul yok. Bunu sen herkesten daha iyi biliyorsun. Ama bunu bildiğin halde kalkıyorsun. Diyorsun ki ya Ramazan Demir'in Kur'an'ı yeniden anlama, anlamlandırma gibi böyle acite edici bir başlıkla meseleye başlıyorsun. Ve bir sürü haksız şeyler söylüyorsun. Çünkü esas olan Kur'an'dır ve o değişmez bir surette önümüzdedir. Çok güzel. Evet. Altıma imza. Evet. Kur'an değişmez esas olan odur. İnsanların ondan anlattıkları değişebilir, farklılaşabilir, yanlışlaşabilir. Çünkü insan kendi kapasitesindedir. İnsanın bardağı akıl bardağı ne kadarsa, anlama kabiliyeti, anlama sınırı ne kadarsa o kadar anlar. Dolayısıyla hiçbir insan benim anladığım mutlaktır diyemez. Ama ortaya kaideler koyar, usul koyar. Bunu genel, genelle çevirmesi için ne yapar? Ondan külli kaideler ortaya çıkartır. Ha külli kaideler varsa ve bu külli kaideler de gerçekten Kur'an'ın tamamı Bak Kur'an'ın tamamı tarafından çelişkisiz bir şekilde kabul ediliyorsa o şu söylemiş bu söylemiş hiç önemli değil o külli bir kaide olur. Bu kadar. Bu durumda her okuyanın farklı yorumlayabildiği bir metni anlamanın bazen kendisinin soruna dönüşebildiği kabul edilmesi gereken bir sonuç olarak önümüze çıkmaktadır. Şimdi bak, bak kardeşim. Her okuyanın farklı yorumlayabildiği. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Bir, Kur'an her okuyanın farklı anlayabileceği bir metindir. Böyle mi diyeceğiz? Heh. Peki bu olur mu? Yani Allah bir kitap gönderiyor. O kitap öyle bir yapıda ki her gelenin farklı her okuyan farklı farklı yorumlayabiliyor. Böyle midir? O zaman Allah böyle bir kitap göndermiş olur biliyor musun? Yani şu soğuk kurduğum cümledeki şeyi bir, bir dişi burada her okuyanın farklı yorumlaması neyden kaynaklanıyor? İki kuralsızlıktan. Kuralsızlık. Mesela sen Kur'an bir dile mensup olduğu halde bir dili olduğu halde işte filolojik tefsir deyip sanki Kur'an'ı e, dil olmadan da anlayabilirsin. Dil kuralları olmayadan da anlayabilirsin gibi bir şey ortaya koyduğunda sen zaten bunun önünü kendin açmış oluyorsun. Yani Kur'an bir sözdür ve bu o sözün bir di, dili vardır ve insanla metin arasındaki ortak nokta bu dilin kurallarıdır. Sen bu kuralları yok sayarsan, önemsiz sayarsan insanla Kur'an arasında ortak bir nokta mı kalır? Sanki Kur'an'dan kaynaklanıyormuş gibi. Hayır kardeşim. Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Kur'an'ı anlama biçimlerinden kaynaklanıyor. Kur'an'ı anlama biçimi diyerek ortaya koyabileceğimiz ilmi bir şey olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Bunlardaki ilkesizlik ortaya çıkartıyor. Yani adam diyorum ya bak zerrekel kitap ifadesine arkadaş çok rahat bir şekilde bu ilahi hitap ya subhanallah ya kitap diyor be kardeşim zerrekel kitap diyor. Yok kitap yok bu ilahi hitaptır diyor. Peki yani burada hangi Kurala yaslanarak sen bu kitap kelimesini hitaba çevirdin. Hiçbir kural yok. Sadece rivayete yaslanarak. Mesela bu bir tane örnek yani. Verdiğim bir tane örnek. Ya men yudlillahu. Ya sen hangi kurala yaslanarak men yudlillahu o Allah lafzının son harekesini hu yaptın. Neye yaslanarak? Hangi kural o? Hiçbir kural yok. Hiçbir dil kuralı onu o şekilde harekelendirilemez kardeşim. İşte kuralsızlık. Bizim dediğimiz de bu zaten. Neyse. Devam edelim. Şöyle yapayım da. Evet, tefsir tarihinde Kur'an'ı anlama noktasında farklı yöntemlerin olduğu, bunların olumlu olumsuz değerlendirilmeye tabi tutulduğu vakidir. Bu konudaki ilk farklı tutum ve bunun öznel yaklaşımlara yansıması meselesini haricilerle başlatmak mümkün olabilir. 8'ine dipnot düşmüş. Hiç bir açıklama yok. Niye hariciler mesela yanlış anlamış olsun? Neden yani bu mesela? Yani bu ön kabulümüz nereden? Rivayetlerden. Peki o rivayetler yanlışsa yani hariciler gerçekte yani çünkü hakikaten elini vicdanına koy haricilerle ilgili şeye baktığın zaman İlk hadis uydurmacıların hariciler olduğu söyleniyor. Ama öteki tarafta biz Kur'an'dan başkasını bilmeyiz diyenin de hadis hariciler olduğu söyleniyor. Bütün rivayetlerde. Çelişkili bir şekilde. E bir, yani o haberlere güvenilmeyeceğini sen de biliyorsun. Ama işte hariciler. Senin bir cephen var. Yani sen bir cephede duruyorsun. O cephede duruyorsun. O cephenin dışındakilere hariciler diyorsun. Sen de aynı cepheyi paylaşıyorsun. Yani akademisyen olarak objektif bir şekilde bakarak değil bir cephede duran bir militan gibi bakıyorsun olaya. Evet. Ayrıca geleneğin dinileştirilmesi, dinileştirilmesi de Mısır'da lazım herhalde. Dini metinlerin sadece literal açıdan yorumlanmaya tabi tutulması, Dini otoritenin siyasallaşması ve bunun sonucunda yorum tekelciliği gibi yöntemler dini, Kur'an'ı anlama noktasında tebel problemlerin başına geldiği ifade edilebilir. E peki soruyorum sana İmran Çelik, bunları kim yaptı? Yorum tekelci kim yaptı bunu? Bak sen harici diyorsun. Bak sen yapıyorsun ya. Şu haricileri hem şeytanlaştırıyorsun sonra da tekelcilikten bahsediyorsun. Siyasallaşan ne? Kardeşim Emevi sünni değil miydi? Sünniydi. Abbasi sünni değil miydi? Sünniydi. Ha, i̇şte şeyler e, e, Selçuklular, Osmanlılar sünni değil miydi? Sünni, daha bir sürü sünni devlet sayabilirim de. Yani bunlar büyüklerini şeydi sünniydi. E Onlar iktidarlardı ve onların söyledikleri geçerliydi. Yani senin durduğun cephe bunu yapmış zaten. Hani hem o cephedesin hem de bununla şikayet ediyorsun. Ya sen yapan sensin kardeşim bunu. Neyse ya. Aslında Kur'an'ı anlama kişinin hangi birikim ve yaklaşım psikolojisiyle ona yaklaştığı meselesidir. Doğru. Doğru. 14 asırlık birikim. Ha, geldik mi zurnanın zırt dediği yere? 14 asırlık birikim. Yaklaşım usulleri ve sonuç olarak da ortaya konan yorumlar bunun örnekleriyle doğrudur. Ha, bak ben de bunu söylüyorum zaten. 14 asırlık birikim Kur'an'ın anlaşılmasında bize yardımcı olmuyor diyorum zaten. Sadece bir disiplinin perspektifiyle Kur'an'ı yorumlamak. Bak sadece bir disiplinin perspektifi. Mesela sen beni yorumlarken, benim hakkımda yazarken, hangi sadece kaç disiplinin perspektifine baktın? Mesela benim Kur'an'ı anlama metoduyla ilgili ortaya koyduğum hiç dikkate aldın mı? Almadın. Bir sonra getirdiğin eleştirilerden anlaşılacak zaten. Yani arkadaş hem vuruyorsun hem de ah diyen sensin ya. Hem öldüren sensin, bıçaklayan sensin. Ha, sonra öldüm ben öldürüyorlar diye bağıran sensin ya. Bu nasıl bir kafa Allah'ını seversen ya. Allah'ını seversen ya. Sadece bir disiplinin perspektifiyle Kur'an'ı yorumlamak ilk zamanlarda bir ihtiyaç olabilirken sonraki dönemlerde sığlığa sebebiyet veren bir ruhsuza dönüşebilmiştir. Yani bak ilk zamanlarda sadece bir perspektifle yorumlamak bir ihtiyaç sonraki dönemlerde ha sonraki dönemlerde mi? yani ilk dönemlerde o olmuş bu öyle mi? İlk dönemlerden bir tane anlam varmış öyle mi? Yani söyler misin bana Ayşe ile Ali arasındaki kavga son dönemlerin kavgası mı? Muaviye ile Ali arasında son dönemlerin kavgası mı? Ebu Bekir'in halife seçimiyle ilgili ortaya konulan kavga, Osmanlıla ilgili kavgalar, ya bunlar son dönemlerin şeyleri mi? Yani bu, bu son dönemlerde Kur'an farklı anlar. önceden bir kereymiş, bir anlayışmış, sonradan bu böyle olmuş, öyle mi? Ya git işine ya. Örneğin Arap dilinin temel kaidelerinin imkanlarından yola çıkarak dönemin ihtiyacına binaen yazılan meanil Kur'an eserleri mesela daha sonra Kur'an'ı anlamada sadece bir araç olarak kalabilmişlerdir. Allah Allah. Hatta tarihsel süreçte dini metinleri salt lafsi açıdan yorumlama şeklinde akımlar olmuş ve bu anlamayı sığlaştırdığı için zaten şiddetle eleştirilmiştir. Salt lafsi açıdan. Salt lafsi açıdan. Salt lafsi açıdan ne demek salt lafsi açıdan? İşte zelkel kitabı la fi huden Bunu yorumlama. Zelkel kitap müptedadır. La fi haldir. Huden lil haberdir. Yani bu salt mı oluyor? Yani bu, bu, bu nasıl bir salt lafsi açıdan? Salt lafsi açıdan. Allah Allah. Var mı bir anlamı? Yok. Hangi akım böyle olmuş? Hiç öyle bir akımda yok. Onun lafsi, senin lafsi anlam dediğin şey ne? Keyfi. Keyfi. Kelimelere keyfi anlam yüklemek. Sen keyfiyi lafsi olarak koyuyorsun. Sırf keyfi açıdan yorumlama. Anlama sorununda bir başka husus ise iyi niyetli okuma ile ideolojik taraflı okuma. İyi niyetli okuma, ideolojik taraflı okuma şeklinde ifade edilebilecek yaklaşımlardır. Mesela seninki iyi niyetli okuma, bizimki ideolojik okuma oldu. Öyle mi? Şimdi sen bu yazıyı yazdın ya. Sen iyi niyetlisin, bu sensin, bu da benim öyle mi? İdeolojik taraflı okuma. Ya siz akademisyenliği insanları şeytanlaştırmak için mi kullanıyorsunuz ya? Ne için kullanıyor? Ya? Niçin akademisyen olursunuz? Ben anlamıyorum ki. Eğer bir olaya gerçekten objektif bakmayacaksanız, gerçek gerçekten anlamak için bakmayacaksınız. Ya yani siz niye akademik olursunuz? Niye o kadar sene boşu boşuna okursunuz? Ben anlamadım ki. Bunu okumadan da yapabilirsiniz. Okumadan da yapabilirsiniz. Sen şimdi oldun iyi niyetli okuyan, biz olduk iyi taraflı şey ideolojik yani taraflı okuyan olduk öyle mi? Şimdi bu yazıyı sen yazdın ya, ilk sen söyledin ya bunu. Dolayısıyla öyle oluyor. Yoksa sen ben de ideolojik okuyorum diyemezsin ki kendine. Çünkü böyle desen senin inanırlılığın kaybolur. Yani senin objektifliğini sen dile getirmiş olursun. Ama sen bunu yap, yapıyorsun, metne giydiriyorsun bu niyetini. Bu niyetini açıkça ortaya koymuyorsun. Kötü niyetli ideolojik biri olduğunu metne giydiriyorsun. Ama kendini de iyi niyetli okuyan biri olarak görüyorsun. İyi niyetli okuyan. Bakalım sen beni iyi niyetli okumuş musun? Daha o başlıklarda senin iyi niyetli olmadığını anlaşılmıyor mu İmran Çelik? He? Daha en başta bir başlık atıyorsun. Ajite edici böyle, tiksindirici, iğrendirici, böyle ötekileştirici bir başlık atıyorsun. Ve sen diyorsun ki ben iyi niyetle okudum Ramazan Demir'i. Ya kardeşim sen bu niyetle hiçbir şey iyi bu, bu kafayla hiçbir şey iyi niyetle okuyamazsın. Sen bunu hala anlayamıyor musun? Her metinde olduğu gibi Kur'an'ı okumada da bu iki tutum kaçınılmaz olarak okuyanda bulunacak bir yaklaşım biçimidir. Ancak esas olan okuyucunun kendisini tarihsel, kültürel, psikolojik, duygusal bagajından arındırıp metnin kendisine daha sadece yaklaşabilme çabasıdır. Bak Kendisini tarihsel, şöyle yazayım, kendisini tarihsel, kültürel, kültürel, psikolojik ve duygusal bagajından arındırıp metnin kendisine daha sahici yaklaştırma çabası olmasıdır. Peki İmran Çelik sen bana sahici yaklaştın mı? Gerçekten kendini tarihsel, kültürel, psikolojik ve duygusal bagajından arındırarak okudun mu beni? Bir bakalım bakalım. Ramazan Demir'in Kur'an'ı anlama yaklaşımı. Şimdi bu başlıktan ne beklenirdi? Bu başlıktan altta bir usul olması beklenirdi. Yani çünkü anlama yaklaşımı bir usulün varlığını gerekli hale getirir. Dolayısıyla sen derdin ki Ramazan Demir'in usulü şudur. Şu, şu 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 şekildedir. Bu usule göre şunu şöyle anlamıyor. Böyle beklenirdi değil mi? Bakalım sen öyle mi yapmışsın? Hani tarihsel, kültürel, psikolojik ve duygusal bagajlarından kendini arındırmış mısın bir bakalım bakalım. Demire göre Kur'an'ı anlamak sadece belli bir ırkın, cinsin, milletin ya da özel bir topluluğun tekelinde olan bir durum değildir. Yani aksini mi iddia ediyorsun? Bu cümle çok mu acayip bir cümle? Hayır, belli bir ırkın, belli bir cinsin, belli bir milletin ya da özel bir topluluğun tekelindedir mi dememi bekliyorsun? Yani Kur'an'ı anlamak İmran Çelik gibi adamlara özeldir mi dememi bekliyorsun? Kur'an Müslümanlar tarafından doğru anlaşılmamış mı? Anlaşılmamıştı. An doğru mu anlaşılmış? Mesela mezhepler Kur'an'ı doğru anlamanın sonucu mudur? Mesela Ali Ayşe kavgası, e halifelik kavgası, işte ta tarihte olan olaylardaki bu kavgalar işte ne bileyim Buhari ile hani Ebu Hanife arasında Ebu Hanife ile diğerleri arasında olan kavgalar bu Kur'an'ı doğru anladıklarının göstergeleri midir? Ben Kur'an'ı Müslümanlar doğru anlamıştır dediğim zaman doğru anlamıştır dediğim zaman Kur'anlar bu olacak mı yani bu gerçekleşecek mi? Müslümanlar 1400 yıllık bir tecrübe ortaya koymuşlardır ve bu tecrübelerinde Kur'an'ı doğru anlamadıkları. Çünkü bu tecrübeyle Kur'an uyuşmuyor. Anlaşılıyor zaten. Eğer zaten Müslümanlar Kur'an'ı doğru anlamışlarsa sen ne diye anlam arayışına giriyorsun ki? Sorunun ne ki sen o zaman? Niye arıyorsun ki? Sen o anlamları te tekrar etmelisin. Niye ilahiyat okuyorsun ki? Niye araştırma yapıyorsun ki? Geçmiştekileri tekrar et. Doğru anlamışlar ya. Çünkü nüzulünden bugüne kadar İslam coğrafyasına bakıldığı zaman Müslümanlar aynı Kur'an'ı okumalarına rağmen ondan vahdet değil firkatı, farklı mezhebi, meşrebi, cemaati ve ihtilafı çıkarmışlardır. Bu sonuç bir yerlerde hata yapıldığı anlamına gelmektedir. Yani sence gelmemekte midir? Yani Müslümanlar eğer ellerinde inanıyorsanız en üstünde olan sizsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin Allah sizinle beraber. İşte Allah Kur'an'ı etrafında saf gibi duranları destekler, sever, onların yanındadır gibi ayetler olmasına rağmen eğer Müslümanlar parça parçaysa, bölünmüşlerse ve geçmişte bir sürü adaletsiz savaşlardan, adaletsiz yönetimlerden ve gerçekten şeyden oluşmuş bir geçmiş varsa yani ben ne demeliyim? Ya Müslümanlar çok güzeller ya, harikalar ya, çok şahane bir tarih bıraktılar mı diyeyim? Hayır. Onlar parça parça değiller. Onlar tek parçalar mı diyeyim? Yani of, fırkalar oluşmamış mı diyeyim? Meşrepler, ihtilaflar oluşmamış mı diye demeliyim? Yani bu sence de böyle bir sorun yok mu yani? Demire göre Kur'an dili kendine özel bir dildir. Evet. Doğru. Kur'an kendine özel bir dili var Kur'an'ın. Bugün konuşulmakta olan Arapça Kur'an dili değildir. Evet. Bugün konuşulmakta olan Kur'an Arapça dili değildir. Zaten bir numaralı sorun buradan çıkmıyor mu? Size göre, sizin gibi adamlara göre Kur'an Arapçadır. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Ya Allah e, Muhammed'e hitap etmiştir. Bakın hitap nasıl hitap etmiştir onu kadar söyleyemiyorsunuz. Allah'ın Muhammed'e hitabı nasıl? Yani Cebrail vasıtasıyla hitap ediyor. Siz diyorsunuz ya üç türlü vahiy var. İşte bir Cebrail getiriyor, rüyada görüyor. İşte ya da işte böyle kendi kalbine ilka edilir şeklinde. Getiriyor. Peki kendi kalbine ilka edilirken Hangi dil kullanılıyor? Veya dil kullanılıyor mu? Dil kullanılıyor, nasıl ilka ediliyor? Bu, bu sorunları çözmüş müsünüz? Hayır çözmemişsiniz. Ama siz buna rağmen diyorsunuz ki Allah Arapça hitap etti. Tamam Arapça hitap etti. Ee, peki ne yapıyorsunuz? Hangi Arapça hitap etti? O günkü insanların anlayacağı Arapçayla hitap etti. Yani o zaman şöyle. Yani Kur'an'ın dil perspektifi o günkü Arapçanın, Arapların dil perspektifi ne kadarsa o kadardır demiş oluyorsunuz. Zaten tarih boyunca bu yapılmadı mı? Kardeşim Arapça sabit değil. Kur'an sabittir, Arapça değişkendir. Kur'an'daki dili değiştiremezsiniz. Bakın bugün Arapça değişti. Araplar bile Arapçayı anlamıyorlar. Kur'an'ı anlamıyorlar. Ama Kur'an'daki dili değiştiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın değiştiremezsiniz. Dolayısıyla değişime tabi olmayan, bak değişime tabi olmayan, dikkat et buraya. Değişime tabi olmayan bir dil özel bir dildir. O dil değişmiyor. Ve sen istesen de istemesen de değişen Arapça üzerinden değil, değişmeyen Arapça üzerinden, yani Kur'an'daki dil üzerinden Kur'an'ı anlamak zorundasın. O zaman nasıl kendine öze, özel bir dil olmuyor bu? Nasıl oluyor da bugün konuşulmakta olan Arapça ile o dil aynı oluyor? Nasıl oluyor? Dediğinin bile farkında değilsin ya. Bütün sorunlar zaten bu yaklaşımdan çıkıyor. Ancak Demir'in Kur'an'ı anlamak için sarf ettiği dil eksenli çabalar Arap dil kaideleri ile sınırlı uğraşlardır. Ancak Demir'in Kur'an'ı anlamak için sarf ettiği dil eksenli çabalar Arap dil kaideleri ile sınırlı uğraşlardır. Ya arkadaş. Neyse. Şunu da okuyayım da. Çünkü sonuçta Kur'an'ın dili Arapçadır ve Arapça bu dünyaya da belli bir bölgenin ve insanın kullandığı hangi kelimeye hangi anlamlar yükleneceği sınırlı olan bir dildir. Ha. Yani bana diyor ki ya Ramazan Demir sen bu Kur'an'ın kendine özel bir dili vardır diyorsun ama Kur'an'ı anlarken Arap dil kurallarını uyguluyorsun. Niçin hem öyle söyleyip hem böyle söylüyorsun gibi bir şey söylüyor. Bak kardeşim senin gibi insanlar zaten anlamamakta diretiyor. Bir, diller Allah'ın ayetleridir. Arapların değil, Türklerin değil, Kürtlerin değil. Bak diller Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla ayet dediğinde ayet sabittir. Ayet sabittir. Yani Allahu Teala kendi ayetlerinden bir ayetle Kur'an'ını göndermiştir. Dolayısıyla benim o dilin kurallarını kurallarına bağlı kalmam. Arapların kurallarına bağlı kalmıyorum ben. Allahu Teala'nın bu dile koyduğu kurallara bağlıyorum, bağlanıyorum ben. Kardeşim bu tıpkı şuna benzer. Yani bak kardeşim suyun kaldırma kuvveti su da vardır değil mi? Suyun kaldırma kuvvetini Arşimet buldu diye. Ya örnek buldum bulmadım ondan önce de vardı da. Buldu diye. Ben de suyun kaldırma kuvvetini kullanıyorum diye Arşimet'in kurallarını mı kullandım ben? Hayır o Allah'ın bir yasasıdır. Diller de Allah'ın bir yasasıdır. Dillerdeki kurallar da Allah'ın bir yasasıdır. Dolayısıyla benim o yasalara bağlı kalarak Allah'ın gönderdiği kitabı anlamamda nasıl bir sorun olabilir? Nasıl sorun olabilir? İki kere iki dört eder. He? Bunu kim söyledi? Bunu işte örnek veriyorum Psikaros söyledi. Pitagoros Py söyledi. Hah, dolayısıyla eğer sen iki kere iki dört eder kabul ediyorsan Pitagoru da kabul etmek zorundasın. Bu nereden çıkıyor birader? Yani böyle bir zorunluluk nereden çıkıyor? İki kere iki dört eder bir kere tasavvuri bir gerçektir. Pisagordan önce de Pisagordan sonra da var olan bir şeydir herhangi bir dil kuralı Araplar tarafından uydurulmuş, ortaya konulmuş ya da ihtas edilmiş değildir. Dil kurallarının tamamını Allahu Teala insanlığa öğretmiştir. Bak eğer duymadıysan benden duy. Er-Rahman, Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Birader bu ayetleri okuyorsun da. Be. Bak beyanı insanlara Allah öğretiyor beyanı öğretiyor derken herhalde dil kuralı olmadan beyan dil olmaz değil mi? Yani dil kuralı yok ama dil var. Yani müpteda belli değil ama dil var. Fiil belli değil ama dil var. Fiilin kalıpları belli değil ama dil var öyle mi? Öyle mi diyorsun sen? Bak bu Allah'ın ayetleridir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerine hakim olan kurallara bakmak Arapçaların Arapların uydurduğu bir şeye bakmak değildir. Kur'an'ın dili Arapçadır dediğin zaman bak Arapçadır dediğin zaman bak kardeşim Arapça, Türkçe, İngilizce gibi kelimeleri bugün insanlar dilleri babalarının malı sayarak konuşuyorlar. Sen de o kafaya sahip olduğun için yani sanki ben Arapların konuştuğu dilin kurallarını kullandığım zaman bak sen Arapların kullandığı şey Arapların olan bir şeyi kullanıyorsun. Hayır kardeşim Araplar Allah'ın öğrettiği bir dili kullanıyor. Dikkat et buraya. Buraya kulağını aç. İyice dinle. Bak Araplar Allah'ın öğrettiği bir beyanı kullanıyor. Allah Arapların beyanını kullanmıyor birader. Şu bakış açını değiştir. Allah Arapların dilini kullanmıyor. Araplar Allah'ın kul öğrettiği beyanı kullanıyor. Böyle bir bakış açısıyla sen nasıl bir akademisyenlik iddiasında bulunabilirsin ya arkadaş ya? 50 bin tane hata üzerine kurulmuş bir şeyi nasıl şey yapabiliyorsun ya? Allah Allah. Her ne kadar vahyin anlamının yüklendiği dil olmuş olsa da kendisi bizzat bu fani dünya dili olması nedeniyle ona yüklenecek olan anlam da bu dilin dünyadaki pardon algısı ile sınırlı olmak durumundadır. Yoksa dil kaideleri de aşıp Kur'an'la Arapçanın dışında bir anlam yüklemek kabul edilbilir gibi görülmemektedir. Bak ya söylediğin cümlelerin yani Tabii ki yoksa dil kaydelerini de aşıp Kur'an'a Arapça dışında bir anlam yükleme kabul edilebilir bir şey değildir. Bir, ben bunu yapmış mıyım? Bunu yaptım mı? Hı? İki, ben bunu iddia ettim mi? Hı? Etmedim. Şimdi, sanki ben böyle bir şey yapmışım. Yani e, karşımda Arapça bir kelime var. Ben de ne yapıyorum? Herhangi bir sentaksa ya da morfolojiye ya da ya, kelime veya cümle herhangi bir morfolojiye veya sentaksa Uyumadan kabul etmeden ben diyorum ki ya bu Arapların sentaksı, morfolojisi beni ilgilendirmiyor. Yani sarfı nahivi beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla karşımda ne kelime var? Mesela örnek vereyim kitap kelimesi var. Ha ben kitap kelimesine duruyorum, düşünüyorum yani herhangi bir kurala bağlı olmadan diyorum ki ha arkadaşlar bu kitap kelimesine kitap diyelim. Sanki ben böyle konuşmuşum gibi. Ya bunu yapan sensin. Yoksa dil kaidelerini de aşıp Kur'an'a Arapçanın dışında bir anlam yüklemek kabul edilebilir gibi görülmemektedir. Şimdi Allahu Teala zelkel kitap derken ben de ya bak Allahu Teala kitap diyor birader. Yani burada kitap diyor. Kitap olarak anlayalım diyorum. Huvellezî enzele aleykel kitap. Bak sana Allah kitap indirdi diyor. Bak bir sürü yerde tenzil el kitap, tenzilül el kitap, tenzil el kitap diyor. Bak bir sürü yerde enzel el kitap diyor. Bir sürü yerde nezzel el kitap diyor. Ya her yerde kitap indirildiğini söylüyor. Ben de diyorum ki bu dil kaidelerinde kitap kelimesi kitap anlamına gelmektedir. Buna kitaptan başka anlam vermeyelim diyorum ben. Ben bunu söylüyorum. Şimdi bunu söyleyen ben Arap dil kaidelerini aşmış oluyorum. Ama senin gibi Rivayetlere yaslanan insanlar ya arkadaşlar Kur'an burada zelke kitap diyor ama Allah bir kitap indirmedi ha. Sakın ha bu bir hitaptır. Sakın Kur'an'daki kitap kelimelerine kitap anlamı vermeyin. Allah hiçbir zaman ne Allah ne Allah zaten kitap indirmedi. Resul de kendisinden sonrasına bir kitap bırakmadı. Dolayısıyla kitaplaşma, Kur'an'ın kitaplaşması sonradan oldu. Dolayısıyla siz Kur'an'daki kitap kelimelerine kitap anlamı vermeyin diyen ben miyim? Sizsiniz. Şimdi siz diyorsunuz ki biz dil kaidelerini aşmadık. Ben de diyorum ki Kur'an'daki dil Arapça değildir. Arapça da. Arap dillerin zaten Arapça, Türkçe, Kürtçe şeklinde anlamlandırmaları da yanlıştır diyorum. Bütün diller Allahu Teala'nın talimi, Allahu Teala'nın öğretilmesi sonrasında insanlara öğretilmiştir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kendi öğrettiği diller üzerinden, dillerden herhangi bir üzerinden bir kitap göndermesi, onun koyduğu kurallar, kurallar manzumesine bağlıdır diyorum, bunu ben söylüyorum. Şimdi benim bu söylemim dili aşmak oluyor, dil kurallarını aşmak oluyor. Ama siz Kur'an'daki kitap kelimesine hitap demeniz bu Kur'an'daki şeyi aşmak olmuyor öyle mi? Yani, yani hem, yahu zırhsız mı deniyor buna? <laughs> komiksiniz birader, komiksiniz. Yani Kusura bakma İmran Çelik belki beni dinlersin. Sana böyle komik mumik diyorum ama yani seni istihsa etmek için söylemiyorum ama gerçekten söylediklerinin tutarsızlığını yani bir, bir dinleyerek bir kendin şey yaparak bir bir, bir şey yap ya. Neyse. Demir Kur'an'ın rivayetlere boğulduğunu tamam ben söylemeyeyim onu. Kur'an rivayetlere boğulmamıştır. Dediğim zaman Kur'an rivayetlere boğulmamış mı oluyor? onu anlamak için çabalayan insanların Kur'an hakkında yazılan ve çizilenlerden Kur'an'a ulaşmada sorun yaşadıklarını yani değil mi? Arap dil kaidelerinde ayrıca buna alet edilip uzun uzadıya anlama çabası uğrunda kullanıldığını ifade etmektedir ki bu görüşünde haklıdır. E? Ee? Ancak kendisi de kendisi sadece Nisa 4.34 ayetindeki kavvamun kelimesini anlamak için pek çok sözlüğe müracaat etmekte. Hatta sadece mübalağalı ismi fail kalıbının anlama zenginliğe kattığını ifade edebilmek için sayfalar dolusu delil arayışına girmekte ve yazdığı kutsanmış değer isimli kitabını sadece bu ayeti anlamaya hasretmektedir. Oldu mu şimdi birader? Bak anlamamışsın bile. Anlamamışsın. Bak birader. Bir. Şuraya yazayım. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Silerim sonra. Bir. Dilleri Allah öğretmiştir. İki, dil, yani senin anlayacağın miyle bir isim artı fiil artı edat ve kurallardan oluşur. Bunlardan birisi eksik olursa olmaz. Şimdi isim, fiil, edat, diller bunlarla oluşur. Şimdi isimleri sözlükler yazdığı için mi bu isimler var? Yani ben bir sözlüğe müracaat ettiğim zaman herhangi birinin uydurduğu kelimelere mi müracaat etmiş oluyorum yoksa Allahu Teala'nın insanlığa öğretmiş olduğu kelimelere mi? Yani o sözlükler yazılmadan önce eğer sözlüğe müracaat etmeseydim ben mesela hayır ben herhangi bir sözlüğe müracaat etmiyorum böyle anlıyorum deseydim sorun yoktu öyle mi? Yani sözlüğe müracaat etmek ne oluyor bu? Yani birinin kurallarına müracaat etmek mi bu? O sözlükle sözlük sahipleri sözlüklerine aldıkları kelimeleri kendileri mi üretmişler? Yani mesela bugün Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Türkçe sözlükteki sözlükleri Türk Dil Kurumu üretmiş midir? O ürettiği için mi var? Mesela ben bugün şu anda şöyle diyorsam ki, ya Türkçe Allahu Teala'nın öğrettiği bir dildir dediğim zaman sen "Hayır" Türk dil kurumunun öğrettiği bir dil mi diyeceksin? Böyle mi diyeceksin? Ya yani şu bakış açısındaki sığlığı, yani söylediklerimizi anlamıyorsun. Anlamamakla kalmayıp bir de acayip yerlere gidiyorsun. Elbette ki kavvamuna ifadesindeki anlam zenginliğine tabii ki bakacağım. Niye? Çünkü kavvamuna ifadesi bir kalıptır. <laughs> <laughs> Mübala ismi fail kalıbıdır. Mübala ile ismi fail kalıbını anlamak Arapçayı anlamak ya da sözlükleri anlamak değildir. Allah'ın öğrettiği bir dili anlamaktır. Allah'ın öğrettiği beyanı anlamaktır. Ahvamun ifadesindeki o kalıp insanın ürettiği bir kalıp değil, Allahu Teala'nın öğrettiği bir kalıptır. Sözlükler onu üretmemiştir. Sözlük sahipleri bu sözü üretmemiştir. Yani neredeyse konuşmak için dil kullanıyor Yani ağzını oynatıyor. Dudaklarını oynatıyor diye beni suçlayacaksınız. Şu yaptığın şeye bak. Sen kavvamuna ifadesine ben anlam verdim de ne ne dedim? Yani şöyle yapayım bir dakika arkadaşlar. Burada şuraya geçeyim. Mesela ben dedim ki kavvamuna ifadesi niçin uzun uzun üzerinde durdum Niçin ben bu kelimenin üzerinde uzun uzun durdum? Söyle bakalım. Bunu niye söylemiyorsun? Ben bu kelime üzerinde ne yurdum? Er ricalu kavvamuna ifadesine sen ve senin gibi insanlar erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bunun üzerinde durdum. Sen ve senin gibiler, bütün müfessirler, bütün meal yazarları bu anlamı vermemiş mi? Vermiş. Niye uzun uza diye durdum orada? Ya kardeşim bakın siz kavvamuna kelimesine bu anlamı veriyorsunuz ama kadınlar erkekler üzerinde, şey, erkekler kadınlar üzerinde yöneticidir, yöneticidirler gibi bir anlam veriyorsunuz. Ben de diyorum ki bu anlamın hayatta bir karşılığı yok. Yani erkekler kadınların neyini yönetecek? Bir, eğer dini hususlarda, dini vazifeleri hususunda yönetecek erkekler kadınları yönetecekse nasıl yani? Erkekler yönetmese kadınları kadınlar bu dini vazifelerin yerine getiremeyecekler mi? Yani bu nasıl bir şey? Yok iki eğer helaller ve haramlar üzerindeyse ya kardeşim bir mümin o helallere ve haramlara erkekler onu emrettiği için değil Allah emrettiği için mümin kadın ona bakar. Üç yok örtülme ise örtülme Allah'ın emridir. Eğer Allah'ın emrini dinlemiyorsa kadının kocasının emrini dinlemesi Allah'a şirk koşmaktır zaten. Ne kaldı geriye birader? Ne kaldı? Heh. Ne zaman bulaşık yıkayacaksın? Bu mu? Ne zaman işte ne bileyim evi süpüreceksin bu mu? Bu hususlarda mı yöneteceğiz biz? Hangi hususlarda kadını yönetelim? He? Ya arkadaş işte bakın siz bunları ortaya koyduğunuz için ben de bu kavvamune ifadesi üzerinde uzun uzadıya durdum ya. Ve dedim ki erkekler de kadınlar üzerinden oluşurlar. Kavvamune ifadesi o erkekleri ortaya çıkartan da kadınlardır. O ayette o söyleniyor. Yoksa kadınlar erkekler, erkekler kadınların üzerinde de yöneticiler diye bir şey söylemiyorlar. Ya bunun üzerinde durdum. Şimdi o kitaptan sen bak şeysin ya kavvamuna kelimesi üzerinde uzun uza diye durmamı aldın. Şunu aldın. Değil mi? Kelimesini anlamak için pek çok sözlüğe müracaat etmekte. Mübala resmi bunu aldın. Aldın. Ama o kitapta bu kavvamuna üzerinde o kadar uzunca şeyi bakma zahmeti bile duymadın öyle mi? Öyle mi? Peki. Kavramın ifadesine hiçbir şey almadım. Sözüye bakmadım. Erkekler kadınlar üzerinde yönetici, yöneticidirler. Tamam. Neyini yönetiyorsun birader? Neyini yönetiyorsun? Ha dersen ki ya erkek kadınlar toplumda e, devlet başkanı olamazlar. Ayet onu söylemiyor ki. Yani devlet başkanı üstelik sadece kadınlar üzerinde yönetici değildir ki. Erkekler üzerinde de, Yani devlet başkanı erkekleri de yönetir, kadınları da yönetir. Ne peki ne? Hani ortaya bir şey koy. Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Hangi hususta? Senin gibi insanlar bu ayetten, bu cümleden yola çıkarak erkek kadından üstündür. Hem akıl yönünden hem kuvvet yönünden üstündür gibi böyle saçma sapan şeyler söylüyorsun. İşte onun için uzun uzun üzerinde durdum. Ama onlar senin dikkatini çekmedi öyle mi? Yani o kadar söylem senin dikkatini çekmedi. Bir tek kavvamune kelimesi üzerinde sayfalar dolusu böyle açıklama yapmam dikkatini çekti. Peki soruyorum. Açıklama yaptığım açıklamalarda... Arap dil kaidelerine bir aykırılık sözlüklerdeki anlama bir aykırılık, genel kullanımdaki anlama bir aykırılık, kavvamun kelimesinin Kur'an'daki kullanımlarına bir aykırılık, edebe bir aykırılık, ahlaka bir aykırılık, akla bir aykırılık, vicdana bir aykırılık mı buldun sen? Hayır bulmadın. E peki niye bunu söylüyorsun? Biraz önce hani dedin ya şu bagajlardan kurtulalım falan diyordun ya. E bagajın var birader senin dünyaya kadar. Sen bagajlardan kurtulmamışsın. <laughs> Demire göre Kur'an'ın anlaşılması noktasında baştan sona meali asla yapılamaz. Doğru yapılamaz. Bu yani bu aslında benim görüşüm değil ha arkadaşlar. Bu benim görüşüm değil. Ha. Her meal sahibi de bunu kabul eder aslında. Ya kardeşim bir yabancı bir dil başka bir dildeki bir anlamı siz başka bir dile böyle tas tamam aktaramazsınız birader. Hele Kur'an gibi ayetlerin kelimelerle birbirine bağlandığı böyle e, zamirlerle işte bir takım edatlarla birbirine bağlandığı bir kitabı siz o bağlantılarıyla birlikte olduğu gibi başka bir dile taşıyamazsınız. Bunu sadece ben söylemiyorum birader. Bunu aslında kendini bilen herkes söylüyor da neyse sen de söylüyorsun. Çünkü ona göre bana göre oldu şimdi bu tamam. Kur'an'ın mealinin verilmesi, o ayetin meal verenin zihin seviyesine indirilip dondurulması ve Kur'an'ın dinamik yapısının kaybetilmesi anlamına gelmektedir. Evet, bu, bu, böyledir. Yani Kur'an'ın mealini yapan, Kur'an'ı kendi anlayışına, kendi şeyine göre Kur'an'ın meali yapacak. Yani bunu anlamayacak ne var? Bu sadece Kur'an'ın mealiyle ilgili değil ki. Yani sen e, örnek veriyorum. Herhangi bir Türkçe kitabı Arapça'ya çevirirken de aynı durum var. Aynı durumdadır. Sen Türkçedeki anlamını, Türkçedeki verdiği anlamı olduğu gibi Arapçaya yansıtamıyorsun ki. Yansıtamıyorsun olmuyor. Türkçedeki kelime yapılarıyla Arapçadaki kelime yapıları bir değil. Bir kere zaten ikisi farklı değil. Türkçe çekimli bir dildir. Yani sadece sonuna ek alır. Sadece sonuna ek ve kök kelimeler fiildirler, emir fiildirler. Arapça öyle değil ki. Arapça öyle değil. Bir, Arapça bükümlü bir dildir. Başına da ortasına da sonuna da ek İki kelimelerin kök anlamları ya mastardır ya mazi fiildir. Yani emir fiil değildir. İki tane farklı dilden bahsediyorsunuz ya. İki tane farklı dilin yani bir dildeki anlamın öteki dile yüzde yüz aktarılması imkansız kardeşim. Bunu, bunu, bunu her akıl sahibi bilir. Az biraz dil, dille meşgul olan herkes bilir. Ama sen bunu bir eksiklik olarak geliyorsun. Tamam pek pek Öyle olsun. Öyle olsun. Demir Kur'an'ı tamamen eleştirel bir psikolojiyle okumakta. Vay anasını be. Bazen usul eksikliği nedeniyle kendisiyle çelişebilmektedir. Bakalım nasıl çelişmişiz. Örneğin Kur'an'daki kelimelerin farklı yazılmasını gereksiz dil farklılıkları lehçeler arasındaki değişiklikler olarak ifade edip bunların bir manaya zenginlik katmasını ipe sapa gelmez boş laf olarak ifade ederken bir başka yerde akil kelimesinin Kur'an'da akilun ve ismi, ismi fail kalıbı ile şey, Ak akilin. Bu nasıl bir akıl? şeklinde farklı kalıpta gelmesini mana derinliğini temin eden bir unsur olarak kabul etmektedir. Vallahi birader ben bunu nerede söylediğimi bilmiyorum. Benim böyle bir sözüm olmaz. Yani olmaz. Ben böyle böyle bir şey söylemedim kardeşim. Yani burada kusura bakma ama bir iftira var sanki ya. Yani sen bu konuda bize iftira atıyorsun birader. Yani gereksiz dil farklılıkları leşler arasındaki değişiklikler. Asla böyle bir şey söylemedim. Kur'an'daki kelimelerin farklı yazılmasını. Bunun tam tersi. Ben eğer kelimelerde bir farklılık varsa kesinlikle ve kesinlikle anlamda da farklılık var diyorum. Mesela ben akalun kelimesiyle akilun kelimesiyle kesinlikle farklıdır diyorum. An aynı anlamda değildir diyorum. Ben bunu ipe, ipe sapa gelmez boş laf olarak ifade etmişim. Yani bu konuda vallahi kardeşim kusura bakma bu bizim kabul ettiğimiz bir şey değil Sen burada bize iftira atıyorsun. İftira atıyorsun. Biz böyle bir şey söylemedik. Tam tersi. Tam tersi. Biz kelimenin mazi oluşuyla muzari oluşu, oluşu arasında bir fark var. Yani biz mesela örnek vereyim akale kelimesiyle akil kelimesi arasında kesinlikle farklılık var. Akkal kelimesi kesinlikle farklıdır diyoruz. Muakkal kelimesi kesinlikle farklıdır diyoruz. Taakkul kelimesi kesinlikle farklıdır. Kök aynıdır diyoruz. Yani kök anlam, kök heyet diyeyim, kök heyet. Hangi şekle bürünürse bürünsün anlam değişmez. Yani kök anlam mutlaka oraya taşınır ama fazlalaşarak taş taş taşınır. Yani kelimedeki ilaveler çoğaldıkça kelimenin anlamı da ilave alır. Fazlalaşır, kuvvetlenir. Ben böyle bir şey söyledim. Yoksa ben ipe sapa gelmez boş olarak ifade. Ben yani bunu nerede etmişim? 19. Dur bakalım neredeymiş. Erkan'ın ne bileyim Mustafa'nın oluşum rivayetleri. Allah kardeşim yani buna bakmadım ama ya bu konuda bence biraz sallamışsın be. Ya da bilerek bilerek buraya yorumlamışsın. Çünkü benim böyle bir söylemem olamaz. Söylesem tamamen kendimle çelişirim. Yani oraya şu anda açıp bakamadığım için söylemiyorum ama bakacağım. Aynı şekilde harreme fiilinin ve tef'il babından geldiğini ve kelimeye maksimum anlam kattığını değerlendirebilir. Evet ben böyle değerlendiriyorum. Tabii ki anlamı fazlalaştırır yani bunda sorun ne? Yok yanlış mı bu? Allah Allah. Bunda bir ne yanlışlık var ben bunu anlamadım. Nisa suresi 4.34 ayetindeki darab fiilini erkek egemen anlayışın ürünü olan Arap aklının dövmek olarak anladığını evet çağdaş dönemde ise bu kelimenin durmak veya seyahate çıkmak şeklinde anlaşılmasının sorun olarak ifade etmektedir. Hayır kardeşim çağdaş dönemde değil o dönemde de sorun. Atmayın ya sanki yani şöylesi bir şey. Yani geçmişteki kadınlar kendilerinin dövülmelerini çok normal bir şey karşılıyorlarmış da. O zaman işte haşa kadınlar ahmakmış. O zaman bunu kabul edebiliyorlarmış. Çok normal olarak görebiliyorlarmış da şimdi çağ değiştiği için yani demokratikleştiğimiz için şimdi kadını dövmek zorlaştığı için Ramazan Demir'de ne yapsın? Darabe kelimesini başka şekle sokuyor. Subhanallah. Yok kardeşim Öyle değil. Ee, bu kelime her zaman için sorundur. İkincisi kelimenin durmak veya seyahate çıkmak şeklinde anlaşılmasının sorun ifade etme. Evet. Sorun ifade eder. Çünkü darabe hunne seyahate çık değil. Darabe hunne onları seyahate çıkarın. Onları seyahate çıkarın. Şu anlam verilemez. Darabe anhunne onlardan ayrılın anlamı verilemez. Darabe an şeklinde gelirse evet onun ayrılmak gitmek uzaklaşmak gibi bir manası var. Ama orada darabe hunne. Darabe anhunne değil. Orada o anlamı veremezsiniz kardeşim. O kelime darabe olduğu müddetçe darabe olduğumu onları dönün demektir. Başka bir anlamada gelmesi imkansızdır. O kelimeye bugünkü müfessirlerin, bugünkü meal yazarlarının ayrılın, şu yapın, bu yapın şeklinde anlam vermeleri asla kurallara uymuyor. O kuralsızlıktır. Kuralsızlıktır. Onun için biz diyoruz ki kardeşim bu darabe değil ki, sarabe. Bu kelime darabe değil, sarabe. Niye? Çünkü Kur'an nasıl noktasız ve hareketsizdir? Bak ona değinmiyorsun. Ona de de değini değiniyor musun? Neyse. Dur bakayım değilmiş mi? Şurada aşağıda bakayım. Demir ayetteki bu durumun temel sebebinin kıraat farklılığı olduğunu düşünmektedir. Hayır. Düşün, düşünmektedir. Öyle düşünmüyorum. Yani Asım bu kelimeyi kadının dövülmesine dayanak olsun diye böyle okumuştur. Burada demirin kelimeye kendini tutmak ya da etmek şeklinde anlam vermesi ayetin manasını günümüz insanına ifade edebilmesi anlamında anlaşılabilir. Ancak itiraz ettiğimiz nokta ise Asım bunu kadının dövülmesine mesnet böyle okuduğu düşüncesidir. Çünkü Asım sahih senet, ee, şimdi gelelim. Ya sen hakikaten kitabımı bile okumamışsın ya. Yani bak benim kitabım hakkında eleştiri yapıyorsun ama kitabımı okumamışsın. Bak kardeşim ben oradaki darabe kelimesinin darabe kelimesinin anlamının kesinlikle vurmak anlamına geldiğini kesinlikle vurmak anlamına geldiğini söylüyorum ve bu kelimenin sarabe şeklinde okumasını söylüyorum. Yani kelimenin Kur'an'ın aslının noktasız bir hareket olduğunu temel olarak bunu söylüyorum. Yoksa ben darabe kelimesine şu anlamı vermiyorum. Rehabilite etmek, kendini tutmak anlamı vermiyorum. Darabe kelimesinin böyle bir anlamı yok. Sarabe kelimesinin böyle bir anlamı var. Bak sen kitabı bile okumamışsın. Kitabı bile okumadan yani beni bile anlamadan, kitabı bile anlamadan aramışsın yani birader sen. Sen aramışsın. Yani ben bu Ramazan Demir'i döveceğim. Bunu kötü göstereceğim. Bunu ötekileştireceğim. Ya bunu yani ben şey yapacağım işte. Bunu yapacağım. Dolayısıyla beni ne bu neyle sağlayabilirim bunu? Sen onu aramışsın birader. Özellikle aramışsın. Nerede, nasıl yaparım onu görmüşsün. Yoksa kitabı okusan böyle bir şey söylemen imkansız ya birader. Sadece bu darabe kelimesiyle ilgili neredeyse 50 sayfa açıklama var orada ya. Darabe olamayacağı, darabe olmasının imkansızlığı üzerinde 50 sayfa var bir birader? Sarebedir o kelime. Sarebe. Asım bunu Asım mesnet oldu yani. Ben şöyle demişim ki ya. Asım kadınları dövmek için bunu darabe şeklinde yaptı. Hayır ben öyle demiyorum. Ben Asım'a da bir şey demiyorum. Diyorum ki bakın tarih içerisinde bu böyle anlaşılmış. Çünkü Kur'an'ın ilk başta noktalanması ve hareketlenmesi söz konusu bile değildi. Asım noktalamış, hareketlemiş değil ki. Asım Kur'an'ı noktalayan ve harekeleyen değildir. Asım bir kıraat üzerine okuyup onu rivayet edendir. Yoksa Asım'ın noktalayıp hareket eden, kendi kıraatine uygun şekilde noktalayıp harekelediği kitap elimizde yoktur. Kur'an'ın noktalanması ve harekelenmesi Asım'dan 350 yıl sonradır. 350 yıl sonradır. Ben diyorum ki bu haberlere yaslanarak, bak bu haberlere yaslanarak o kelimeyi darbe okumak gereksizdir diyorum, anlamsızdır diyorum. Anlamsız, bunu söylüyorum ben. Okumamışsın kitap okumamış, ayıp etmiş. Çünkü Asım sahi senet ile ayeti Hazreti Peygamber Hazreti evet bak sahi senet diyorsun rivayet. Bir ehattır ehat o rivayet ehattır abi. Biz de onu diyoruz. Yani Asım'ın bu rivayeti böyle yaptığı şüpheli kardeşim zanni ya öyle olup olmadığı kesin değil. Mütevatir bir haber değil ki bu ya. Sen bu mütevatir olmayan haber üzerinden kadını dövmeyi ortaya çıkartıyorsun be abicim ya. Biz de bunu diyoruz ya yapmayın zanni bilgiler üzerinden kadının dövülmesi Kur'an'da olmayacak. Yani Allahu Teala eşeğe vurmayı ya bırakın kadının dövmeyi, eşeğe vurmayı, hayvana vurmayı. Ya bırak hayvanı. Bak Allahu Teala Haşr suresinde gereksiz ağaç kesimini bile bak ağacı bile ağacı bile gereksiz kesemezsiniz diyor ya. Ya ağacı bile gereksiz kesemeyeceğimizi söyleyen Allahu Teala hiçbir kadına vurmayı, insanı doğuran, annesini doğuran yani annesi ya o annesi, annesi karısı kızı. Onu emreder mi ya? Birader. Biz de bunu söylüyoruz. Ya burada bir çelişki var diyoruz. Bak bu çelişkiden kurtulmadıktan sonra diyoruz. Bu çelişkiyle yüzleşmedikten sonra biz asla düzelemeyiz diyorum. Ben de diyorum ki bu çelişkiyi nasıl düzeltebiliriz? Yani söz eğer gerçekten Allah bize orada kadınları dövün emri veriyorsa arkadaş ne senin ne benim seçme hakkımız yok kadınları döveceğiz. Ne kadar döveceğiz? Üstelik orada bir sınır da belirtilmemiş. İstediğin kadar dövebilirsin demektir. Bize de diyoruz ki ya bu Allahu Teala'nın adaletiyle, Kur'an'la, vicdanla, ahlakla yani olmaz diyoruz ya bu çelişir diyoruz. Çelişir bak diyor ki mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. Veli veliyi döver mi ya? Birbirini döven kişiler birbirine veli olur mu? Bu çelişkidir diyoruz yani bunu böyle anladığımız zaman Kur'an'da bir çelişki ortaya çıkar diyoruz. Ne yapalım diyoruz ya Kur'an'ın aslı nedir birader? Noktasız ve hareketsizdir. Biz de noktasız ve hareketsiz metnin imkanlarına sarılarak o kelimeyi dare ve değil de sarıp okuduğumuzda ne oluyor? O kadınları rehabilite edin. Yani onları tedavi edin. Yani onları iyileştirin. Onların durumunu iyileştirin. Birader böyle bir anlam çıkıyor karşımıza. E böyle bir anlamı kabul etmek. Niye sana zor geliyor birader? Niye sana zor geliyor? Niye benimki ilkesizlik oluyor da seninki ilkesizlik olmuyor? Yani kadını dövmek, bunda ısrar etmek, ilkelilik ama ya birader olmaz bu Kur'an'la çelişiyor deyip ona yine Kur'an'a sığınarak bak ben uzaya gitmedim. Yahudilere gitmedim. Hristiyanlara gitmedim. Yine Kur'an'ın metnine sığınarak. Kur'an'ın ve noktasız, noktasız ve herkesin metnin imkanlarına sığınarak. Ya bunu sana mı okuyalım dedim. E sen ne diyorsun? Hayır rivayetler var diyorsun. Ya birader bak bir tane asım rivayeti yok. 20 tane rivayet var. 20 tane kıraat rivayeti var. Eğer sen bir tane rivayet Kur'an'ın bir tane Kur'an'dan 20 tane rivayet, farklı okuyuş haktır diyorsan zaten bize diyoruz ki ya birader Allah aşkına elini vicdanına koy. Böyle bir şey olabilir mi diyoruz ya? Ya böyle bir şey olmaz olmaz. Dediğimiz bu ya. Şu kitabı bile okumadan yaptığın eleştiriye bak ya. Kitabı bile okumuyorsun ya. Oldu mu yani şimdi bu? Ayrıca ona göre bu ve benzeri ayetler aktüel değerini yitirmiş, tarihsel bir durumu ifade eden, teberriken okunan ses dizimi ve olarak olmakta başka bir oluyordu Yuh sana be! Yuh sana! Bunu ben mi diyorum? O kitabı okumuyorsun. Ben sana diyorum ki bunu tarihselciler söylüyor diyorum. Ayıp değil mi ya? Ben bunu diyorum ki bak tarihselciler şöyle diyorlar. Ya burada darabe hunne yazıyor. Kadınları dövün yazıyor. E şimdi tarihselciler diyor ki ya bakın ha gördünüz mü? Bakın arkadaşlar biz geliştik. Kadın da gelişti. Bugün artık kadınları dövemiyoruz. Dolayısıyla bu ayetin bir aktüel değeri kalmadı. Yani bu hükmü uygulayamazsınız. Eğer siz kalkıp Kur'an'dan şeriat çıkar, Kur'an'dan şu çıkar diyorsanız hadi kadını dövün diye. Bakın tarihselciler böyle saçma sapan şeyliklerini söylüyorum. Sen benim tarihselciler hakkında söylediklerimi sanki ben söylüyormuşum gibi bana izafe ediyorsun. İmran Çelik benim kitabımı okumadan benim hakkımda eleştiri yazısı yazmak nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Bu mu sizin akademisyenlikten anladığınız? Bu mudur sizin vicdanınız? Bu mudur sizin mümin aklınız? Demir Kur'an'ı Kur'an'la anlamak usulüyle bak bu usul ortaya hala Bak usul şudur. Ramazan Demir'in usulü şudur demiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışırken Arapçanın bütün kaidelerinden faydalanmaktadır. Buna cevap verdim. Ben Arapçanın kaidelerinden faydalanmıyorum dostum. Ben Allahu Teala'nın öğrettiği beyanın kaidelerinden faydalanıyorum. Arapların kaidesi diye bir kaide yok. Arapçanın kaidesi dediğin kaideler Allahu Teala'nın öğrettiği beyandır. Bu ne saçma sapan bir davranış biçimidir. Bu ne saçma sapan bir yaklaşım biçimidir. Allah Allah. Bu doğal hatta gereklidir. Çünkü Arapça lisan ile inen Kuran anlamak için bu dilin özünü bilmek gayet tabidir. Gayet tabidir. Ee, Yani Allah bak düşünün. Allah bir kitap indiriyor. Sen o kitabı öğrenmek için Arapça öğren. Ya kardeşim o Arapça değil ki. O Allahu Teala'nın Arapların ürettiği, Arapların ortaya koyduğu, Arapların getirdiği bir dil değil ki. Arapların malı mülkü değil ki. O Allahu Teala'nın insana öğrettiği bir beyan. Ve Allah da kendi öğrettiği beyanı mükemmel bir şekilde, en eksiksiz şekilde kullanmıştır ki Araplar Allahu Teala'nın öğrettiği o beyanı eksiltmiştir, çoğaltmıştır. Ne bileyim yanlış kullanımlar şey olmuştur. Bak bugünkü olduğu gibi. Bak bugünkü Araplar Kur'an'ı anlamıyor. Anlamıyor. Niye anlamıyorlar? İşte bak Allah Allahu Teala'nın onlara öğrettiği güzel beyanı ne hale getirdiler. Şimdi sen diyorsun ki Allahu Teala bu dili kullandı. Ben diyorum ki hayır kardeşim. Hayır, tam tersi. Araplar Allahu Teala'nın öğrettiği beyana ihanet ettiler. Ben bunu söylüyorum. Ancak kendisinin sadece Kur'an metni üzerinden ve Arap dil kaydelerinden yapmaya çalıştığı bu metodu alimler, şiirler ve diğer dil materyalleriyle yapınca bunu anormal bulmaktadır. Hayır anormal bulmuyorum. Nerede anormal bulmuşum? Ben tam tersi diyorum ki dil kurallarına uymuyorlar diyorum. Ya sen gerçekten kitap okumuyorsun ya. Mesela mesela bak kardeş. kavvamuna erigoz diyorum. kavvamuna ale'n nisa. Şimdi bunu nasıl çevirmişler? Kadın erkekler virgül Kadınlar üzerine yöneticidirler. Şimdi bak kardeşim. Müpteda. Haber. Peki bu ne? Bu şipi cümle. Ne demek şipi cümle? Şu başındaki ala harfi dolayı bir fiile mutallak olması lazım gelir. Bir fiile. Yani bir fiil olma. E Cümlede fiil yok. O zaman ne yapacağız? Heh, şu kavvamun ifadesi müştak bir kelimedir. Arapça bilenler bilirler. Müştak kelimeler bazı şartlar yerine geldiği zaman fiil gibi amel edebilirler. Yani görüntüleri isim gibidir ama bir e, nedenden dolayı bir sebebe yaslanarak e, fiil gibi e, amel edebilirler. Peki bunların başında ne gelir? Bir müptedağa yaslanması. Ah, bu müpteda mı? Müpteda. O bu da buna yaslanıyor mu? yasanılır haberi. Ha demek ki bu fiil gibi amel edecek. O zaman buna erkekler üzerinde yöneticidirler diyebilir misin? Diyemezsin. Buna fiil anlamı vermek zorundasın. Arap dil kurallarına göre. Fiil anlamı vermek zorundasın. Peki erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Bu fiil anlamı mı? Yöneticidirler. <laughs> bu da fiil anlamı var mı? Ha? Hayır, da fiil anlamı yok. E peki kavvam ifadesi nedir? Ayağa kalkmak, dirilmek, ortaya çıkmak, dimdik olmak, e, e, varlığını devam ettirmek. Varlığını devam ettirmek. Peki, er erkekler de kavvamune, varlıklarını devam ettirirler. Alen nisa, kadınlara göre, kadınlar üzerinden. Peki burada Arap dil korallarına uymayan ben miyim yoksa senin alimler mi? Hı? Alimler öyle bir şey yapmıyor. Alimler Arap dil kurallarına uymuyorlar. Uymuyorlar. Mesela sana örnek vereyim. Örnek vereyim. Bakara suresinden örnek vereyim. Mesela. Diyorsun ki mesela. Örnek vereyim. Ve şu örneği vereyim. Bakara suresinden bir örnek vereyim. Ve minen nasi men nokta 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 nokta. Şimdi ve nesin men yekulune amenne billahi diye devam eder Şimdi bakın bu ne? Haber. Bu ne? Mükteda. Şu ne? Devamındaki sıla cümlesi. Yani parantez içi şunu sıfat olarak tanımlayan cümledir. Peki senin alimler nasıl çeviriyorlar? Şöyle 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 yok. İnsanlardan bazıları insanlardan bazıları böyle çeviriyorlar. Peki bu Arap dil kurallarına uymak mıdır? Hayır. Uymak değil de çünkü bu haber bu müktedadır. Ne yapman lazım? Şöyle 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 olanlar insanlardandır. İnsanlardan bazılardır. Hatta insanlar diye de Nazdan bazı. Böyle çevirmen lazım. Şimdi ben miyim dil kurallarına uymayan? Ha? Ben miyim? Anormal bulduğum bu. Ben onların dil kurallarına uymalarını anormal bulmuyorum. Anormal uymamalarını anormal olarak buluyorum ben. Mesela orada erkekler kadınlar üzerine yöneticilerle dil kurallarına uymadıklarından şikayet ediyorum. Kardeşim siz dil kurallarına uymuyorsunuz ya. Onu söylüyorum devamında enfiku bima enfiku emme oradaki amaluhum ifadesindeki bima ya bak diyorum ki buradaki enfiku ifadesi ifal babından olmasına rağmen şeyini kay, mefulünü harficer yardımıyla almıştır. Dolayısıyla burada geçişli değil, geçişli anlam vardır. Burada dolayısıyla sarf ederler değil, hak sahibi olurlar şeklinde bir anlam verilmesi lazım diyorum. Arap dil kurallarına yaslanarak senin gibi insanlar da Arap dil kurallarını yok sayarak mallı erkekler mallarından harcarlar diyor. Kim kimi anormal buluyor ya? Ya okumamışsın, okumamışsın, kitabı okumamışsın. Tarihi süreçte ortaya konmuş ilmi birikimi ise cahillerin karanlık akıllarını aydınlık sanan mealler ve tefsirler. Acite ediyorsun insanları ya. Tarihi süreçte ortaya konmuş ilmi birikimi ise cahiliyenin karanlık akıllarının aydınlık saran mealler ve tefsirler. Hayır. Ben böyle toptan bir şey demiyorum. Bu anlam yani o bağlamdaki bu anlamları vermenin öyle olduğunu söylüyorum. Ama diyorum ya yani İmran Çelik sen yani tetikçilik yapmışsın birader. Yani zaten seni kiralamışlar. Biri kiralamış. Sen zaten beni öldüreceksin. Sadece uygun pozisyon arıyorsun. Nereden sıkayım diye kendine pozisyon arıyorsun. Kur'an tilavetini ise aktüel değerini kaybetmiş, budası geçmiş, üç beş ihtiyarın camilerde namaz kılarken terör ettiği boş melodiler olarak izah etmeye çalışmaktadır. Bu iftira. Tamamen iftira. Niye? Ben bunu tarihselcilerin söylediğini söylüyorum. Bak aynı şeyi yapıyorsun. Tarihselciler böyle söylüyor diyorum. Ben tam tersi. Ben diyorum ki kardeşim Kur'an'ın anlamını bilmeden namazda okuyan, okumak saygıdeğer bir şeydir diyorum. En azından insanlar onun e, bir, inandıkları bir kitabın parçası olduğuna inanarak okudukları için diyorum ben yoksa öyle senin söylediklerini söylemiyorum. Sen iftira atıyorsun. Sadece beni ötekileştirmek için elinden gelen her şeyi yalan yanlış yere söylüyorsun kardeşim. Mesela diyorsun ki örneğin Tebbet suresinin ilk ayetini Kur'an'ın sadece Kur'an'lar anlaşımı gerektiğine dair örnek vererek Elan-ı El Demir, Hazreti Peygamber'in amcası Abdül Uzza bin Abdülmuttalib'in ayetin kendisi hakkında nazil olmasından sonra yaklaşık 12 yıl daha yaşadığını ve ya bunu ben mi söylüyorum la? Ve ayete verilen mana gereği onun ellerinin de kurumadığını iddia etmektedir. Allah Allah. Ya bu kadar sizin aklınız yerinizde mi ya? Siz neyi eleştirdiğinizi bile farkında değilsiniz. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Senin sarıldığın rivayetler söylüyor. Ben o rivayetleri aktarıyorum. Buna karşılık peki bu ayette nasıl anlam vereceğiz sorusunu ise buyurun bunu Kur'an'ın kendisine sorun ve onda arayın şeklinde cevap vermektedir. İmran Çelik. İmran Çelik. İmran Çelik. Orada Tebbet suresiyle ilgili yaklaşık olarak herhalde 5 tane 6 tane video var. Herhalde bir iki tane de yazı var. Bu ilk yazdığım yazılardandır. Peki ayete nasıl anlam vereceğiz sorusu orada cevaplanmış. Yani ben böyle bir cevap vermedim. Şudur dedim. Hatta dedim ki bak Ebu Leheb Kur'an'da aranmalıdır. Kur'an'da aradığımızda Ebu Leheb Allah Resulü Muhammed'in amcası Abdül Özza bin Abdülmüttalip değil firavun çıkıyor dedim. Böyle ya iftira atman için kardeşim beni okumana gerek yoktu ya. Yoktu. istediğin şekilde atabilirdin iftiranı ya. Sen sadece iftirayı süslemek için yani iftirayı inanılır hale getirmek için çabalamışsın be abicim ya. Olur mu ya? Ben böyle bir şey söylemiş miyim ya? Ne bileyim ihtiyarladığımdan dolayıdır belki. Yani daha önce olsaydı vallahi kardeş kusura bakma ama ağzımın ayarı giderdi. Herhalde ihtiyarladım yoruldum senin gibilerle mücadele etmekten. Anlamsız buluyorum artık senin gibi insanlara söz söylemeyi. Çünkü daha önce kızdığımda bir değer verdiğimmişliğim vardı. Bir bağlanmışlığım vardı ya. En eninde sonunda bu insanlar bizim insanlarımız diyordum kendi kafamda. Belki ondan dolayı kızıyordum. İnsan kızdığına yakıştıramaz. Ama artık kızmıyorum senin gibi insanlara. Kızmıyorum. Çünkü yakıştırıyorsunuz kendinize her türlü iftirayı. Siz yakıştırdıktan sonra ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım? Demir'in Kur'an'ı Kur'an ile anlamak ifadesi altında hadis ve sünneti ki rivayet diye ifade ettiği ve kesin bir duruşla kabul etmediği bilgilerdir. Yok sayan bir bilinç altını mı barındırıyor? Nasıl lan? Demir'in Kur'an'ı Kur'an ile anlamak ifadesi altında hadis ve sünneti ki rivayet diye ifade ettiği ve kesin bir duruşla kabul etmediği bilgilerdir. Yok sayan bir bilinç altını mı barındırıyor? Hadis ve sünneti yok sayan. Hadis ve sünneti Yoksa yani yok yok saymıyorum. Evet kabul ediyorum Buhari diye bir kitap var. Müslim diye bir kitap var. Yani Hanbel'in kitabı var. Ben bunu şey yapmıyorum. Ama ben diyorum ki kardeşim sizin sünnet dediğinizin sünnetle alakası yok. Sizin hadis dediğiniz Allah Resulü'nün sözleriyle birçoğunun alakası yok. Alakası olsa bile diyoruz. Yani Allah Resulü'nün sözleri olmuş olsa bile bir. Bunların Allah Resulü'ne atfı zannidir diyoruz. Zannidir bunlar. Aha haberdir sen de biliyorsun. İki, Diyoruz ki işte kardeşim bakın Kur'an kendi içinde bir bütündür. Bu bütün kendi içinde anlaşılmalıdır diyoruz. Ha sen bu bütünü kendi içinde anladıktan sonra hadise mi bakıyorsun, tarihi rivayetlere mi bakıyorsun, seküler bilime mi bakıyorsun, neye bakarsan bak. Ama Kur'an'ın anlaşılmasında, Kur'an'ın dışında herhangi bir kaynak asas olamaz diyoruz kardeşim. Biz bunu söylüyoruz. Yoksa niye ben yok sayayım? Yok saymıyorum ki ya evimde bir dünya kadar kitaplar duruyor. Nereden yok sayıyorum ben? Bu bir usulün gereğidir ama sen usul, bak Ramazan Demir'in usulü diyorsun ama usulümü ortaya koymuyorsun. Ramazan Demir usulünü şöyle 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 açıkladı diye bir usulü ortaya koymuyorsun bilerek. Bak sanki beni keyfi davranan böyle bilinç altında böyle bir takım şeyler olan böyle sapık biri gibi göstermeye çalışıyorsun. Seninki ilip oluyor öyle mi? Allah Allah. Bagajlarından kurtuldun öyle mi? Sen şimdi tarihi, kültürel bilmem ne bagajların vardı ya. Sen ondan kurtulmuş oldun öyle mi şimdi? Ayıb ettin, ayıb ettin. Yoksa asırlar boyunca insan unsuruyla kar gibi biriken sayıyı sakiminden, zayıfı mütevatirinden ayrılıp aslının ortaya çıkarılması ve Kur'an'ı anlamada ikinci kaynak olarak kabul edilen Hazreti Peygamber'i mi kastediyor? Belirsizdir. Ya Kur'an'ı anlamada ikinci kaynak olarak kabul edilen. Ben diyorum ki kardeşim Kur'an'ı anlamada ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kaynak yok. Öyle kaynaklar yok. Kur'an'ı anlamada sadece Kur'an'dan anlayacaksın Kur'an'ı. Biz bunu söylüyoruz. Bu, bu, yani bunu bile anlamamışsın. Sanki böyle zar atıyor bana. Şöyle mi diyor böyle? Ya biz bunu açıkça ifade ediyoruz kardeş. Biz bunu açıkça ifade ediyoruz. Hazreti Peygamber'i mi kastediyorsun? Haşa, haşa, haşa. Haşa. Allah Resulü Kur'an'ı anlamada eğer hayattayken ikinci kaynak değil, birinci kaynaktır be. Allah Resulü'nden 300 yıl sonra yazılan, yazıldığı söylenen, 500 yıl sonra, 600 yıl sonra da asılları ortaya çıkan, kopyalar ortaya çıkan kitapların Kur'an'ı anlamada asıl olmadığını söylüyoruz be birader biz. Bunun Allah Resulü peygamberle ne alakası var? Yani sen şöyle mi diyorsun? Buhari eşittir Allah Resulü. Nesai eşittir Allah Resulü mü diyorsun sen? Böyle mi diyorsun sen? Yani bunu söylediğin zaman ahmaklaşırsın sadece birader sen. Sadece ahmaklaşırsın başka bir şey değil böyle bir ahmaklığı kendine yakıştırıyorsan buyur yakıştır bir şey demiyoruz. Ama biz diyoruz ki bu ilmi, ilim açısından, usul açısından olmaz ki kardeşim. Olmaz, olmaz. Mümkün değil. Biri tevatür bilgi, bir tanesi zanni bilgi. Üstelik bak o rivayet hadisçilerin kendisi kendi aralarında birbiriyle anlaşamamış. Bak Buhari sahihi, Müslüme, Müslüm ötekisine, ötesi ötekisine her biri farklı farklı yollardan farklı farklı sahih kriterleri ortaya çıkartmış. Her birinin sahihi farklı farklıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Sanki ortada bütün bir yapı var. Sanki ha bir de diyorsun ki mütevât zayıfı mütevâtirinden. Lan mütevâtir hadis mi var? Yalan söyleme. Mütevâtir bir tane hadis yok. Mütevâtir hadis olsa kimse onu reddedemez kardeşim. Mütevâtir reddedilecek bir bilgi değildir. Müte, mütevâtir bir tane hadis yok ki. Hiç hangi hadisçi mütevâtir hadis var diyor? Ha sen gidip Hatip el Bağdadı gibi ideolojik olanları ne bileyim İbni Salah İbni Salah şey yapmıyor ama böyle bir takım e, ideolojik hadisçileri böyle meşhur hadisleri meşhur hadisleri mütevatir diye insanlara kakalamalarını mütevatir diye insanlara yutturursan tabii ki o mütevatir olur. Ama onlar mütevatir değil. Onlar meşhur. Meşhur mütevatirin kendisine ait bir tanımı vardır. O tanımda bir tane hadis yok elimizde. Şuna bak. Hazreti Peygamberi. Kur'an'ı anlamada ikinci kaynak olarak kabul edilen Hazreti Peygamberi mi kastediyor? Yuh sana. Yuh sana. Benim Allah Resulü'nün yani şeyle ne alıp veremediğim olabilir ya. Sen ne diyorsun? Ben onlarca videomda diyorum ki ya, Allah Resulü selam versin yeter ya. Siz ne diyorsunuz kardeşim Allah Resulü'nün karşısına geçip ben senin şu sözünü alırım bu sözünü almam diyebilir misiniz? Bunu siz yapıyorsunuz. Hem diyorsunuz ki onlar Allah Resulü'nün kendisidir diyorsunuz. Bak Allah Resulü'nü kastediyormuşum. Peki Allah Resulü'nü kastediyorsan o hadis kitapları ne diye maturilik, ne diye eşarilik, ne diye hanefilik var? Buhari mezhebinden olsana, Müslim mezhebinden olsana. Madem onlar Allah Resulü'dür, olmuyorsun. Ya gittin ya sizinle gerçekten. Yani hakikaten bu, bunu yapmamış olsaydın seni dikkate almazdım. Ama ya İftirayı böyle akademik kelimelerle, akademik sunumlarla sunduğun zaman iftira, iftira olmaktan çıkmıyor be abicim ya. Çıkmıyor be abicim ya. İftira, iftiradır. Ne kadar boyasan da iftiradır. Şu yaptığına bak ya. Sanki ben Allah Resulü'nü kast ediyormuşum. Subhanallah. Subhanallah. Şu Kur'an'a iman eden herhangi birinin, bırak Allah Resulü Muhammed'le, herhangi bir Allah Resulü'yle sorunu olabilir mi ya? Sen ne diyorsun? Bırak Allah Resulü Muhammed'i. Bana Yunus Aleyhisselam bile selam gönderse bitti ya bitti. Benim için akan sular durmuştur ya. Şuna bak ya. Şuna bak. Sanki ben peygamberi kabul etmeyeceğim gibi. Deli misin? Divane misin? Ben la nüferriku beyne adil. Resullerin hepsine iman edilmesi gerektiğini bangır bangır bağırıyorum. Hançerem yırtıldı lan bunun için. Şuna bak sanki ben Allah Resulünü kabul etmiyormuşum gibi. Tetikçisin, tetikçi İmran. İmran saygıyı hak etmiyorsun. Gerçekten saygıyı hak etmiyorsun. Şu anda bak sana kötü söz söylemiyorum ama gerçekten saygıyı hak etmiyorsun. Hürmeti hak etmiyorsun. İftira atıyorsun, iftira'yı sen ya yapma ya iftira'yı böyle süslü kelimelerle söylemen iftira olmaktan çıkarmıyor ya birader. Ne bileyim apoletlerin senin şu bu olman iftira olmaktan çıkartmıyor iftira. Yani iftirayı sen atınca da iftira iftiradır. Sen yapınca iftira iftira olmaktan çıkmıyor birader. Okumuyorsun anlamadığın şey yapmadığın bir insanı. Ya sipariş mi verdiler sana birader? Kim sipariş verdi sana? Yakın oldum ben biliyorum. Yani bunun sipariş olduğunu ben biliyorum. Ama bu zandır. Bak zan ben senin hakkında şey yapmıyorum. Zandır. Biri sana sipariş etmiş bunu birader sipariş etmiş. Çünkü okumamışsın, anlamamışsın. Ancak ileri sürdüğü tüm görüşlerden sonra kendisinin Kur'an'a bu kadar etkili vurgu yapmasını, rivayet inkarcılığı olarak anlaşılmaması talebi dikkat çekici olarak önümüzde durmaktadır. Buyur ya, rivayet inkarcılığı. Ben rivayeti inkar etmiyorum, tarihi hiçbir şey inkar etmiyorum. Bak onlarca, yüzlerce kere söyledim. Diyorum ki bakın, Kur'an'ın anlaşılmasında, Kur'an sadece Kur'an'la anlaşır. Onun arkasına nüzul sebebi şu bu falan filan koyamazsınız diyorum. Kur'an kendi içinde bir bütündür diyor. Ben bunu söylüyorum birader bir şey inkar ettiğim yok. Buhari'yi inkar ettiğim yok. Buhari diye bir şey yok demiyorum. Müslim diye bir şey yok demiyorum. Var. Var olsa bile diyorum. Var olsa bile. Onlar Allah Resulü'nün yerine konulamaz diyorum. Şuna bak ya. Hem böyle söylüyor. Yani bana diyor ki hem Hazreti Peygamber'i dışlıyor hem de rivayeti şey yapıyor gibi. Böyle bir şey söylüyor ya. Demir rivayeti sünneti şöyle tanımlamaktır. Rivayeti sünneti. Ya yani bu rivayet ve sünnet ayrımını sen bilerek böyle sılaş olarak konuyu kol koyuyorsun. Yani yine tetikçilik yapıyorsun. Aslında rivayetle sünnetin aynı olmadığını çok iyi biliyorsun. Rivayet başka bir şey, sünnet başka bir şey, hadis başka bir şey. Bunu çok iyi biliyorsun. Ama çok iyi bildiğin halde bak rivayet slash sünnet yani rivayet sünnet aynı şeydir diyorsun. Tabi zavallı insanlar bilmeyen insanlar bunu okuyan insanlar vay Ramazan Demir sünnet düşmanı. La Allah Resulü'nün sünneti kim Allah Resullerinin sünnetine düşman olabilir ya? Kim Allah Resullerinin sünnetini inkar edebilir ya? Ben diyorum ki Allah Resullerinin sünneti sadece Allah Resulü'nün sünneti Kur'an'ın ta kendisidir diyor. Ta kendisidir sizin ahad haberlerle getirdiğiniz rivayetler Allah Resulüne izafeti problemli diyorum Problemli büyük problemler çıkartıyor diyorum yok problem olarak görmüyorsanız birader diyorum ki tamam o zaman ona uyalım onu mezhep olarak alalım inat, hayır almayız diyorsunuz biz bu bazı hadisleri alırız bazı hadisleri almayız bize diyoruz ki ya bu ne ilkesizlik diyoruz ya bu ne ilkesizlik hem bir şeyi kabul edip hem de onda kendinizi seçme hakkını nerede görüyorsunuz birader siz bana gelince toptan karşıma koyuyorsun. Sen rivayeti mi reddediyorsun diye. Ama kendinize gelince sen mesela bu aradaki bütün hadisleri alıyor musun? Müslim'deki, Nesai'deki, Ahmet bin Hanbel'deki bütün o hadislere inanıyor musun? Hayır inanmıyorsun. Diyorsun ki su zayıf, şu şu, şu şu. E ben de bunu diyorum be birader. Sen kimsin ki Allah Resulü'nün sözüne şu zayıf, şu hadis, şu Allah Resulü'ne izafe edilebilir, şu edilebilir. Sen kimsin? Ben de bunu söylüyorum zaten. Bırakın bu yolu diyorum ben. Bu yol çıkmaz yol. Rivayet değerini müellifleri tarafından belirlenmiş metotlara göre alan, zayıf uydurma sayı gibi taslim ve tabir tutulan, güvenilirliği rivayet taşıyan güvenliğe bağlı olan bir kaynaktır değil mi? Değil mi? Yani sanki böyle Amerika'yı keşfetmişsin gibi konuşuyorsun. Tabi bunu ben mi söylüyorum? Cer ve tadil nedir? Rical ilmi nedir? Allah Allah. Laf konuştu bal kabağı. Demire göre Kur'an'ın insanların hayatlarına somut katkısı olması, okuyan her insanın ondan hayatına bir fayda temin edebilmesi gerekir. Yani biz böyle fayda mayda değil, daha başka şeyler söylüyoruz da. Neyse e ee? ancak Demir, Sep Şabad adlı kitapta Yahudilerin tatil günü olarak cuma yerine cumartesi istemelerinin gerekçelerini uzunca anlatırken Raziden alıntı yaparak rivayeti kullanmaktadır. sustum. Niye sustum? Ya birader sen hakikaten benim kitaplarımı okuduğuna emin misin? Sen okuduğunu anladığına emin misin? Çünkü o kadar basit bir dille yazılmış ki o kitaplar. Üstelik o kadar tekrarı var ki. Yani raziden alıntı yapmadım be birader. Ya Allah'ım yarabbim. Ben Bak kardeşim diyorum ki Razi meseleyi ortaya böyle koyuyor. Falan böyle koyuyor. filan böyle koyuyor. Hepsini toptan eleştiriyorum. Hepsini toptan eleştiriyorum ben. Allah'ım Allah. Im Allah ım. Gerçekten. Gerçekten. Birader ben oradan o alıntıları, bak onun söylediği şu, bunun söylediği bir, bunun söylediği bu. Onlardan sonra da diyorum ki ya bu böyle olmaz deyip ortaya kendi şeyimi kullanıyorum. Ama sen onu, ya ne yaptın, ne yap bilmiyorum ki ya. Bilmiyorum bir yandan seninle, yani zaten raziyi eleştirmekte ve bütün tefsircilerin set kavramının ne olduğunu izah etmekten uzak olduklarını, ayrıca tüm yorumların da Kur'an'la çeliştiğini iddia etmektedir, evet. Peki şabat konusunu uzunca ele almak, rivayetleri tartışmak, bunun üzerinden ülem yapmak bir müminin hayatına nasıl bir somut katkı bulunur diye sormak gerekmektedir. Yani burada sadece bir örneği verilen bu yaklaşım demenin pek çok meseleyi yer alırken başvurduğu bir tutum olarak görülmektedir. İmran Çelik. Sabretmekte zorlanıyorum. Nasıl somut bir katkısı olabilir? Ne bileyim? Sana somut bir katkısı yok mu? Yani mesela Allahu Teala'nın Yahudilere cumartesi yasağı gibi bir şeyi emretmedi. Bunu Yahudilerin uydurduğu. Bu uydurdukları şey uğruna her türlü ahlaksızlığı göze aldıkları sana somut bir katkıda bulunmuyor mu? Ne yapması lazım? Yani sana nasıl somut bir katkıda bulunması lazım bunun? Hangi somut katkıda bulunursa sen yorumu kabul ediyorsun. Ya sana somut katkısı var yok benim umurumda mı? Ben bunları İmran Efendi'ye somut katkısı olsun diye mi yazıyorum? Ya kardeşim karşımda bir ayet var. O ayetin anlamlarını anlamaya çalışıyorum. Bunun tutumla alakası ne? Sen o meseleyi ben ortaya koyarken niye yanlışımı ortaya koymuyorsun birader? Şurada şu yanlış yapmış, burada bu yanlış yapmış. Bak biraz önce kavvamın kelimesini ortaya koydun. Madem iki sa orada sayfalar dolusu izah yapmışım o izahlarda bir yanlış gördün mü? Sen o izahlardaki yanlışımı ortaya koysana. Ramazan Demir şu izahlarda şurada 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 yanlış yapmıştır. Onu ortaya koysana. Niye sen böyle insanı yani Ya gidin Allah'ını severseniz ya siz de Allah'a Allah. yani. Demir'in usulü, uslubu ve düşünceleri bir bütün olarak değerlendirildiği zaman genellemecili yaklaşım, retme ve kendi tutumunun doğru olduğunu zımmen iddia eden bir görüntüsü olduğu kanaati asıl olmaktadır. Peki bir tane örnek verdin mi? Ya bak kaç sayfa oldu okuyorum seni. Kaç sayfa, kaçıncı sayfadayız? Sayfasını da unuttum. Sayfası kaç bulayım? Neyse. 12 sayfadır da kaç sayfa okuduk bilmiyorum. Bir tane sen kendin de dikkatini çekti mi? Ya bir tane ya bak şurada şunu söylemiş. Söylediği şey şu 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 konularda şu 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 şekillerde yanlıştır diye bir tane bir şey söyleyebiliyor musun? Ha? Yani şimdi sen genellemeci yaklaşımı bana izaf ediyorsun. Ya birader senin yaptığın o değil mi? Bir tane böyle analiz ettiğin şey yaptığın bir şey var mı? örnek olarak ele alınan birkaç ayet. Buyur. Demir daha çok Arapça kaideler üzerinden ya da akli bazı çıkarımlar ile ifade etmeye çalışarak ayetlerin manasını yeniden yazmak girişimindedir. Çok karaktersizsin be. İmrançelik. Yani burada gerçekten akademisyenlik sorunu Başka bir şey sorun değil. Karakter sorunu var ya burada. Ayetlerin manasını yeniden yazma girişimindedir. Arapça kaideler üzerinden. Ha demek ki Arapça kaideler üzerinden Arap kaidelere bağlı kalmak suç. Ya da akli bazı çıkarımlar. Akli bazı çıkarımlar. Ha, ne, 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 nasıl çıkarım yapmalıydım? Neremle çıkarım yapmalıydım be, be, beyim? Gerçekten burada sorun İmran Çelik, karakter sorunu. Karakter sorunu. Bu bağlamda Yusuf Suresi 12-10 ayetinin anlamını şu şekilde vermektedir. İçlerinden sözü dinlenen, eğer uygulayan ben değil sizler olacaksanız yemin olsun ki Yusuf'u adımlığın bilimlisiklerine kavuşturarak kahredin, etkiz hale getirin ki o zaman bildiğiniz o kervanını kör olarak alacaktır dediği şekilde bir anlam vermektedir. Tamam, peki. Demir'in İsrailiyat rivayetleriyle ilgili eleştirilerine pek çok yerde katılmak mümkündür. Hatta İsrailiyat rivayetleri hususunda değerli düşünceleri olup ele alınması değerli düşüncelerim olmuş. Ve ilim dünyasına kazandırılması gerektiği düşüncesindeyiz Hadi Canım. Çünkü İsrailiyat rivayetleriyle tefsir yapma Kur'an'ın anlaşılması hususunda ciddi tartışmaların yapıldığı bir alandır. Ancak Yusuf Suresi 12. 10 ayetinin tefsirini veren bütün ülemayı bu ayeti İsrailiyat rivayetleriyle açıklayıp anlamı yanlış vermekle suçlayan Demir kendisi daha önce hiç kimsenin vermediği farklı bir mana vermektedir. Peki farklı mana verdim tamam. Yanlış nerede burada? Yani farklı mana verirken herhangi bir Arapça kuralını mı ihlal ettim? Herhangi bir dil kuralını mı ihlal ettim? Yani nasıl bir yanlış yaptım ben? Tamam bu daha önceki ulemanın vermediği bir mana verdik. Bu benim yanlış yaptığım anlamına gelir mi? Gelmez. Senin burada ne yapman lazımdı? Kardeşim burada nasıl o manaya nasıl ulaştığıma dair izlediğim metodu ortaya koyup kardeşim senin bu metodun şu 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 noktalarda yanlıştır ben lazımdı. Ama sen neyle suçluyorsun beni? Diyorsun ki daha önce hiç kimsenin vermediği bir mana, farklı bir mana. Kardeşim daha önce hiç kimsenin vermediği manayı vermek eşittir, yanlış demek değildir ki. Bak Diyorsun ki bu ayeti açıkladığını düşündüğü en yec'aluhu fi cup kuyunun dibine bırakma şeklindeki ibarenin asla onun kuyu onu kuyuya bırakın atın anlamına gelemeyeceğini bu ayeti tüm müfessirlerin yanlış anlamına verdiğini söylüyor. Peki. Peki. Diyelim ki bak. En. Ne bu? Mastar. Edatı. Ne yapar? Bu artık şu cümleyi arkadaşlar şu cümleyi mastarlaştırır. Mastarlaştırır bu cümleyi. Yani en yec'alehu gayabeti cub. Cubbun gayabeti için onu yapmak üzere. Böyle olması lazım. Ya bu yanlış anlam. Yani ben yani verdiğim anlamlarda Kurallara, kaidelere aykırı bir şey varsa onu ortaya koysana be abim. Ha? Ne beni şeytanlaştırıyorsun ya? Ne beni ötekileştiriyorsun? Demire göre Hazreti Yusuf kuyuya atılmamıştır. Tamam sana göre atılmıştır öyle mi? Peki sana göre atılmışsa o gayabet. Gayabet. Şu tane. Ne o? Açıkla bana. Buna mühendislik tezde diyemezsin. Neden? Çünkü gayabet ifadesi zaten çoğul. Zaten çoğul. Peki kelime el yazmasında nasıl geçiyor? Böyle geçiyor. Böyle geçiyor. Şu şekilde. Nasıl oluyor? Bak şuraya bir şey yüklüyorsun. Şuna iki nokta yüklüyorsun. Bunu bu hale getiriyorsun. Bunu dikkat çektim diye ben. Neyse ya. Demire göre Hazreti Yusuf kuyuya atılmamıştır. Özellikle 12 ve 12 geçen en yec'aluhu fi gayabetil cub ibaresi Yusuf'un bir kuyuya atılmasına değil, onun fi gayabeti gayabatin içinde el haline getirilmesinden bahsetmektir. Yok birader onu yani diyorum ya sen gerçekten tetik, tet tet tetikçilik yapmışsın. Yani o onu kaçak bir köle haline getirin. Kaçak bir köle olarak gösterin şeklinde uzun uzun yaptığımız dersler var. Ama sen diyorum ya tetikçilik yapmışsın. Başka bir şey değil. O kitabı yazarken de yazdığım şeyi ortaya koyarken de ondan sonra tefsir hepsi aynıdır. Hiçbir değişme yok. Ama gerçekten sen bende yanlış bulmak için yapıyorsun. Mesela diyor ki yani burada gerçekleşen olay onun hadım edilmesidir. Fi gayabeti cübhru bir <laughs> okuyayım ibaresinde kuyu çukur anlamına gelen kelime el kelimesi değil fi gayabetil kelimesidir. El kelimesi ise hadım edilmiş manasına gelmektedir. Evet. Cub cebbe fiilin birinci manası. Cebbe cebbe ne anlama gelir? Hadım etmek, kesmek, kökünden kesmek manasına gelir kardeşim. Aç sözlüklere bak. Demir Arapça sözlüklerdeki yaygın anlamı değil. Bak yalan söylüyor. Yani yalan söylüyorsun. Yaygın anlamı bu. Yaygın cebbe. Kökten kesmek. Yaygın anlam bu. Birinci anlamı bu. Kelimelerin talim analarını yine yalan söylüyorsun. Talim ana, talim ana kuyu, hatta kuyu kelimesi istiare yoluyla. Bak elcub kelimesine kuyu manası verilmesi istiare yoluyladır. Kelimenin öyle bir anlamı yok. Şundan dolayı ya kuyunun bu hangi kuyudur? Kesme taşlarla etrafı örüldüğü için ona cüp demişlerdir. Kesme taş, o kesme kesme cub kelimesi kesme taşlarla örülmüş bak kesme taşlarla örülmüş kuyu anlamına gelir buradan ver istihare yoluyladır bu mana kelimenin birinci manasıdır cebbe kökünden kesmek manası burada sen yalan söylüyorsun birader bak diyor ki talim manaları ön plana almak kaydıyla yoluma ulaşmış görüp bir hayır efendim ben esas manaları aldım senin kuyu manası İsrailiyatı temel olarak ulaşılan bir manadır çünkü ilim dünyasının başvuru kaynağı kabul edilen en temel sözcükler bakıldığı zaman elcüp kelimesinde cim harfinin ötresiyle okunduğu zaman dipten uzak olmayan kuyu. Ya git Allah'ını seversen ya. Kuyunun derinliği. Derinlikleri demen lazım birader. Derinlikleri, gayabet ifadesi. Dip olmayan ötresiyle okunduğu zaman ise Pardon. Her şeye da her yüzeyden karanlığa düşüş. Eğer kelime cebbe cim harfinin fetasıyla okunursa bu durum ise hadım etme anlamlarının olduğu görülür. Evet. Cebbe. Yani biz diyoruz ki kardeşim bak bu kelimeyi cüp şeklinde okuyanlar İsrailiyat'ı temel almışlardır diyoruz. Çünkü el cüp o kelimenin biliniyor olması lazım. Biliniyor olması lazım. O başındaki el takısı onun cinsizim olmadığı anlamına gelir. Yani şu demektir. Sizin de bildiğiniz yani ey okuyucu sizin de bildiğiniz kuyu anlamına gelir. Ama biz bilmiyoruz ki okuyuyor. El cüb kelimesini cüb okuduğun zaman bu anlam ama el ceb bu şeklinde okuduğun zaman ha, sizin de bildiğiniz hadım etmek manası vardır. Ha, ya bu ya yani bana ne gidiyor? Nafi ve Ebu Cefer tarafından ciması galisiyle hayabetil cüb bak şunu görüyor musun bak şu, şunu görüyor musun bak bak sen bunda bir mana sen bir şey görmüyorsun mahsur görmüyorsun. Oysa bak bak İmran Çelik bak İmran Çelik İmran Çelik, İmran Çelik. Ben ne adamlarsınız siz ya? Siz uğraştırıyorsunuz adamları ya boş Bak, gaya bat. Şimdi sen bunu normal okuyuş olarak görüyorsun değil mi? Şey pardon. Normal okuyuş olarak görüyorsun değil mi? He, normal okuyuş olarak gördüğün için bunu söylüyorsun. Peki. Gaya bet. İyi de bu kelime zaten çoğul ki. Çoğulun bir de cemi müennes, salim olarak çoğul olması ne demek ya? Gayabat kelimesi zaten çoğul çoğul. Gayabe, gayabun, gayabun. Zaten çoğul. Gayabatun, gayabatun, gayabatun. İki kere çoğul oluyor, iki kere çoğul. Yani hem cemi müennes, salim hem de cemi mükesser oluyor. Şimdi sen bunu kurala uymak olarak koyuyorsun öyle mi? <laughs> yani ya çok cahilsiniz ya. Çok cahilsiniz. Müfret sigası ile. Müfret sigası ile. Gayabet. Müfret sigası olmaz ki bu. Gaybet olur. Gaybetun. Bu, müfret siga dediğin zaman birader şu müfret siga diyorsun ya. Hani müfret siga diyor ya bilmeyen insanlar için. Arkadaşlar şu hani şuna gayabet kelimesine müfret diyor ya. Bakın ne demek bu? Şimdi müfret diyor. Peki müfret desen ne olur? Gaya bet. Tamam sen bunu müfret olarak aldın. Peki bu T ne T'si? İsimlerin sonundaki T kapalı T olması lazım. Yani şöyle olması lazım. Gaya betün. Böyle olması lazım. İsimlerin sonuna açık T birleştiği vaki midir? Beyim. Vaki değildir. Nasıl çözüyorsun bunu? Bu sorunu çözmüyorsun halının altına süpürüyorsun. Çözmüyorsun. Hiç görmezden geliyorsun. Böyle bir sorun yokmuş gibi yapıyorsun. Kur'an'ı bizzat Hazreti Peygamber'den okuyan ravilerin bayanasını be. Kur'an'ı bizzat Hazreti Peygamber'den okuyan ravilerin. Peki hangi ravi onlardan okumuş? Hepsi mi? 20 kıraat imamının 20'si de mi peygamberden okumuş? Yani Allah Resulü Kur'an Muhammed Aleyhisselam insanlara 20 farklı okuyuşu olan Kur'an mı getirmiş? Sahih rivayetlerdeki elcub kelimesi ötre okudukları ve anlamın kuyuya atma şeklinde olduğu görülmektedir. Ancak Demir hem kıraat imamlarının sahih rivayetlerle okuduklarını hem de muteber lügatlerin yaygın olarak cim harfinin ötreyle okunduğu zaman derin kuyu kuyuya derin yalın ya derin kuyu değil bu. Atılma şeklinde verdikleri manaları bir tarafa bırakarak farklı bir yorumla Yusuf'u o adımlığın bilmezliklerine başvurarak kahretsin etkisi hale getirin anlamını vermektedir. Evet o anlamı veriyoruz. Ve senin gibi insanlar yüzünden Yusuf'un o şekilde gösterilmesinden son derece müteessir oluyoruz. Yusuf tertemizdir, kuyuya atılmamıştır. Şimdi bir devamında diyor ki yani Heh, neyse dur oradan okuyayım. İlk dönemden itibaren rivayet, dirayet ve farklı çeşitli tefsirlerdeki bu kelime şöyle anlamlar belli görülmektedir. İlk dönem müfessirlerinden olan Mukatil bin Süleyman, insanların yolu üzerinde bir kuyunun derinliğiyle gözden gizlenen bir kimse tarafından görülmeyen yer kuyunun yokluğu. Peki, niye Eliflam takısı var başında? Eliflam taksi niye var abi? Niye açıklıyorsun? Ne nasıl açıklıyorsun bunu? Açıklamıyorsun. Bu katıl açıklıyor mu? Açıklamıyor. Taberi kuyu çukurun gibi, Maturdi ise kuyu çukurun gibi evet bunu vermektedir. E peki anladık. Bu niye izafetle gelmiştir? İzafetin başındaki eliflam takısı nedir? Var mı açıklaman beyim? Yok açıklama. Burada şu şöyle demiş, bu böyle demiş falan böyle demiş falan böyle. Sanki ortada bir sorun yokmuş gibi konuşuyorsun. Biz de diyoruz ki zaten bu beyefendilerin söylediklerinin tamamı İsrail İsrailiyata yaslanıyor. Tamamı İsrailiyata yaslandığı için ona kuyu anlamı veriyorlar. Kuyu anlamı verdiğiniz zaman o cümledeki heyet sorununu çözemezsiniz diyoruz. Çözülmüyor, çözülmüyor. O heyet sorunu çözülmüyor. Elif Lam takısı çözülmüyor beyin Şuna bak. Bak saymış. Hiç Şia'ya başvurmaz beyim. Şia'nın önde gelen müfessirlerinden olan taba tabayı. Ha, hiç başvurmaz. Ben söyledim ya. Beyim Şia'yı da başvuru kaynağı olarak gördü. Şia'yı da başvuru kaynağı olarak gördü. İzzetler ve hiç kale almaz. Onu da başvuru olarak kaynağı olarak gördü. Ha? Kurtubi, Kurtubi. Ben getirmişim zaten onu. Kurtubi'yi sana şey yapmışsın. Şey yapmış, yapmışım. Hepsi de rivayetler üzerinden bunu anlamı veriyor. Hepsi de o rivayetleri kabul ettiği için bunu, bu anlamı veriyorlar diye. Ben zaten kitabımda bunu söylüyorum. Yukarıdaki metin ilk dönem klasik ve çağdaş dönemdeki bazı lügat, kıraat ve tefsir etkili alanlarak İslam Aleyhisselam'ın muhtemel alimleri bu ayetin nasıl anlatılır? Tezbirlerine çalışılmıştır. Etmedin lan. Yalan söyleme ya. Tespit mi? Hepsinin arkasında rivayetler olduğunu görmüyor musun? İsrailiyet olduğunu. Bakıldığı zaman lügat alimlerinin çoğunluğu cüp kelimesini ötüreyle okuyor. Ya şimdi bak kardeşim rivayet alimlerinin çoğu böyle okumuş. Tamam anladım. Ben de bunu cep şeklinde okudum. Cep bu şeklinde okudum. Onu da anladım. Tamam. Şimdi ben diyorum ki kardeşim bakın siz el cüp kelimesini o kelimeyi el cüp şeklinde okuduğunuz zaman ortaya başındaki elif lam takısı niçin var sorusu ortaya çıkıyor izafet yapılmış. Yani gayabe elcub kelimesine izafe yapılmış. Bu ne demektir? Elcub kelimesi gayap kelimesinden daha meşhur, daha bilinir demektir. Kim için? Okuyucu için bilinir demektir. Peki soruyorum. Elcub bu cub eğer siz cub olarak okusanız okuyu anlamı verdiğinizde okuyu nerededir bilader? Bilmiyorsunuz. Yani siz bilseniz de olmaz. Herkesin bilmesi lazım. Herkesin hemen şap diyebilmesi lazım bunu. Bilmiyorsunuz. Ben de diyorum ki kardeşim bak bu sorunu çözmeden gayabet kelimesine yüklediğiniz o sonundaki kapalı t olması gereken kelimeyi açık t olarak yazılmış kelimeyi sorunu çözmeden siz bunu anlam veremezsiniz. Biz de ne yaptık? Orada bu sorunların çözülmesinin kardeşim bak burada Yusuf'un kuyu atılmasından değil, Yusuf'un hadım edilmesinden bahsediliyor. Biz bunu şey yaptık. Ya buna değinmiyorsun. Buna gelirken bu anlama gelirken şu 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 yanlışları yapmıştır demiyorsun. Yok falan böyle söylemiş, falan böyle söylemiş, falan şunu yapmış, bunu şöyle yapmış falan diyorsun. Daha sonra da örnek getiriyorsun. Diyor ki, diyor ki, ancak Demir ise Tüm bu görüşlerin tefsirlerinin aslında lügatlarda ceb bu kelimesine fetha hareke olunca verilen manlamı tercih edip gerek okuşta gerek tefsirlerde verilen anlamın dışında farklı bir mana vermekte. Görüşlerini kelimenin bu anlamı üzerine bina etme yolunu tercih etmektedir. Tamam. Demirin hadım edilme şeklinde yorumda ayete bina Yusuf 23 ayetlerde nasıl man mana verdiğine bakıldığında Hz. Yusuf'un hadım edildiği için mi kadının beklentisine karşılık vermediği şeklinde yorumlayacak, olmayacak yoksa farklı bir anlam mı verecek? Ancak bakıldığında ilgili ayetlerden o esnada kadın kapıları sıkıca kilitleyip haydi anlatsana diyerek onu Yusuf'un kendisi hakkında ısrarla sorguladığında o Yusuf onun yani kadının evindeydi. Yusuf da şüphesiz ki konumumu ihsan eden Rabbim kendisine sığınan Allah'tır. Bundan dolayı o zalimler asla başaramayacaklar demişti. Ayetini ise kadın buna anlattıklarına kesinlikle çok üzülmüştü. Eğer Yusuf Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı o da başına gelenlere çok üzülmüştü falan. Şimdi peki bunu niçin söylüyorsun sen şimdi? Ha şöyle mi yapmadın? Kadın şunu şu anlam senin için uygun değil mi? Kadın Yusuf'u arzulamıştı. Rabbinin burhanını görmeseydi Yusuf da onu arzulamıştı. Böyle mi? Bu manayı mı tercih ediyorsun birader? Yani Yusuf evlatlık olarak sığındığı evin hani annelik yapan kendisine kadına sarkmış öyle mi? Sen bunu mu tercih ediyorsun? Allah Yusuf'u da o kadını da sizin iftiralarınızdan korusun. Sizin Yahudilerin iftirasından korusun. Demir bir başka itiraz olduğu Kur'an'daki ayet bölümlerini ele almaktadır. Ya arkadaşlar bu yazının ikinci kısmını sonra şey yapalım benim yani buradan itibaren evet yazının ne kadar yani bu şeyin ne kadar zaman sürdüğünü bilmiyorum. Ben zaman okuması da yapamıyorum ben şurada. Ben zaman okuması yapamıyorum ama inşallah ikinci yarısını başka zamanda yapabiliriz. Ne diyeyim? Yani yazı burada. Yani her şey yazdıklarım orada. Söylediklerim videolarda. Yani Allah'a sığınıyorum. Yapacak başka bir şeyim yok. Allah'a sığınıyorum. Yani arkadaşımızın hani beni araştırma konusu yapmış ya söylediklerimizi araştırma konusu yapmış. Fakat araştırma değil, yani tetikçilik yapmış. Yani İmran Çelik belki özünde iyi bir insandır, belki hani normal yaşamında dürüst bir insandır ama ilmi açıdan dürüst bir insan olmadığı, etik bir insan olmadığı, kendi ilmi kariyerine uygun davranmadığı, kasıtlı olarak bir takım şeyleri saptırdığı gayet açıktır. Bunu da ya kardeşim madem saptıracaksın, madem şey yapacaksın, biz diyoruz ki kardeşim şeye gelmene gerek yoktu. Yani bizden şey istemene gerek yoktu. Bak ben hayattayım. Ben diyorum ki söylediklerin doğru değil diyorum sana. Doğru değil diyorum. Hatta sen o sunumu yaparken ya bak sen yanlış söylüyorsun dediğim halde geri dönüp ya kardeş ben nerede yanlış yapmışım bilmeden Allah korusun. Senin hakkında yanlış yapmış olabilirim. Hani bunun Allah katında sorumluluğu var. Nerede yanlış yapmışım ben düzelt demiyorsun. Sana ya, hakkımızda yanlış şeyler söylüyorsun dediğimiz halde bunu yaymaya devam ediyorsun. Çünkü bir karşıma gelecek cesaretin yok. Aslında senin ilim adamı olacak cesaretin yok. Yani diyorum ya bak çoluk çocuğun vardır, ailen vardır, şu vardır, bu vardır. Hepsi annem bacım olsun. Çocukların baş tacı olsun. Yani Allah hepsine hidayet üzere yaşatsın. Hidayet üzere canlarını alsın. Allah yani onları cennetine alsın. Cennetine alacak hayat versin onlara. E, onlara dua ediyorum. Asla şey yapmıyorum ama. Ya sen e, bu yoldan dön İmran Çelik. Dön bak ben tekrar ediyorum sana şu yaptıkların hakkımızda e, yalan yalan bilgiler. Bak ben ölmedim daha. Yani bak ben kendimi savunabiliyorum. Diyorum ki İmran Çelik sen benim hakkımda yalan şeyler söylüyorsun. Yanlış şeyler söylüyorsun. Yani bunu bilerek yapıyorsun, bilmeyerek yapıyorsun. Hangi hasta yastana yapıyorsun bilmiyorum. Ama şu yaptıkların yalan bizde yok onlar. Biz öyle senin tanıttığın gibi birileri değiliz. Bizi yanlış tanıtıyorsun. Bak diyorum sana. Yani bu sözüm sana ulaşırsa ki ben arkadaşlara diyeceğim sana ulaştırmasını isteyeceğim arkadaşlardan. Sana ulaşırsa bak İbrahim Çelik bak hakkımızda yanılıyorsun diyoruz. Sana üzerine düşmen senin üzerine düşen ben bu bak ölmemişim bu sözü deklare ediyorum ya ben senin benim yanılıyorsun dediğimde doğru olup olmadığımı ortaya koymaktır. Yani senin o işin doğrusunu ortaya çıkartmaktır. Ha sonuçta ben yanılıyorsun diyorum ya Sonuçta sen yine bizi dinle, anla, bilmem ne yap ama hayır ben yanılmıyormuş. Siz tam da söylediğim gibi gibiymişsiniz. Diyebilirsin. Ama bunu yapmadan diyemezsin. Bak bunu yapmadan diyemezsin. Ben diyorum sana. Hakkımızda iftira olacak şeyler söylüyorsun. Bak kardeşim. Biz Allah'a Resullerin tamamına dikkat et. Bunun altını çiziyorum hiçbirini diğerinden aşağı hale getirmeden, yukarı hale çıkart çıkartmadan, ötekileştirmeden yani tam ayetin dediği gibi la nufarriku beyne ahadin min rusuli hiçbir resulü fır, diğer fırkanın dışında bırakarak yani o grubun risaletin dışında bırakarak değil hepsini tek bir kişi olarak iman ediyoruz biz kardeşim. Herhangi bir resulün yani sadece Allah Resulü Muhammed'in değil herhangi bir resulün sözü, ne bileyim, sünneti, yaptığı şey bizim için altın, ne altını ya? Can verilecek şeylerdir. Fakat biz Allah Resulü adına ortaya konulan rivayetlerin, hadis ilminin ki ilim değil, yani rivayet, haber ilmidir. rivayetlerin direkt olarak Allah Resulü'ne atfedilmesinde bir problem olduğunu, bu problemin Müslümanlar açısından e, suistimal kapısının sonuna kadar araladığını, ve herhangi bir ölçüye gelemeyecek bak hadisler arasında da usuller yok gelemeyecek bir ortam oluşturduğunu söylüyoruz diyoruz ki bundan kurtulmanın yani Müslümanların yumuşak karınlarını sağlamlaştırmasının yolu nedir Allahu Teala'dan geldiğinde şüphe edilmeyen bir kitabımız var elimizde o kitap Allah'ın katından geldiği için onun altındaki hiçbir söz onun açıklayıcı olamaz. Velev ki Allah Resulü Muhammed'in kendi sözü olmuş olsun. Onun altı bak dikkat et buraya. Onun altındaki hiçbir söz onun açıklayıcısı olamaz. Ha onun altındaki sözler ne olur? Onun altındaki sözler ancak senin ona ulaşmana yardımcı olur o kadar. Ama ondan daha açık olamaz. Ondan daha kesin olamaz, ondan daha net olamaz. Bize diyoruz ki karşımızda böyle bir söz varken Kur'an sadece Kur'an'la anlaşılır diyoruz. Yani etik olarak usul açısından e, genetik yapı açısından hadislerle Kur'an aynı değil. İkisi bir, iki benzemesi birbirine eşleştirmenin manası yok diyoruz. Bak buradan sen yola çıkarak diyorsun ki bu Allah Resulü Muhammed'i reddediyor. Haşa. Haşa. Ya kardeşim, değil Allah Resulü Muhammed'e. Musa bizim Resulümüz değil, onların Resulü demenin bile ben şirk, küfür olduğuna iman ediyorum ben kardeşim. Bir mümin kalksa dese ki Musa bizim Resulümüz Değil. Yahudilerin Resulü'dür desin, o kafirdir. Kafirin ta kendisidir. <laughs> Çünkü ben bütün Resullerin bizim Resullerimiz olduğuna iman ediyorum. Bütün hücrelerimle. Dolayısıyla ben böyle iman ettiğimi deklere ederken sen hak etmediğin bir şekilde, haksız bir şekilde bir takım sözlerden yola çıkarak böyle abuk sumuk şeyler söylemenin biz hak etmiyoruz. Doğru değil. Bu usul açısından da doğru değil kardeşim. Yani yapma yani ben sana sadece Allah'ın huzurunda veremeyeceğin bir hesabın sahibi olma. Olma yani yapma. Ee, beni kötülemek istiyorsan ben sana gel kardeşçe şahsi yanlışlarımı, hatalarımı, geçmişteki günahlarımı açık açık anlatayım sana. Ha git sonra sen de ki ya ne menem kötü bir adammışsın sen meğerse ya. Tamam kardeş beni kötüle bir şey demiyorum. Ama yazdıklarımı yaptıklarımı şeyi olarak böyle kötüleme be kardeşim. Ben onlarla cennete gitmeye çalışıyorum ya. Yapma ya. Onun benimle alakası yok ki ya kardeşim. Ben sana şöyle şu, şu şekilde usulleri var, kuralları var. Sen bütün kural beni öyle bir gösteriyorsun ki kuralsız, ilkesiz, rastgele, peygamber düşmanı bilmem Böyle ayıp değil mi ya? Bu ayıp değil mi? Yapma ya ben o kitaplarla şunlarla bunlarla cennete gitmeyi umarken sen benim bu cennete gitmeyi umduğum şeyleri cehennem bileti olarak sayıyorsun. Bunu sağlam bir yani ben öyle değil demiyorum ha dikkat et. Yani eğer öyleyse beni sağlam bir şekilde incelemen lazım. Beni kurtarman lazım. Ya Ramazan Demir sen ne kadar ahmaksın kendini aldatıyorsun ya. Sen böyle güzel şeyler söylediğini zannediyorsun ama saçma sapan şeyler söylüyorsun. Gel seni kurtarayım kardeşim demen lazım ya. Neyi koruyorsun birader? Neyi koruyorsun? Devletteki kariyerini mi? Onun peşinde misin? Kariyer için bir mümine iftira atılır mı ya? Şu dünyalık üç kuruşluk dünya için bir mümine iftira atılır mı? Ayıp değil mi? Ya çoluğun çocuğunun yüzüne nasıl bakacaksın? Hakikaten gerçekten samimi olarak söylüyorum sana. Ben, ben yalanını ortaya koyuyorum senin. Yarın bir gün bu çocuğun kazara. Ben öldüm, sen öldün. Sonra bir gün rast geldi, şey yaptı. Hem şu söylediklerimi çocuğunun duyduğunu bir düşün. Nasıl yüzüne bakacaksın ya? Yalan söylüyorsun birader. Yani hani bilerek demiyorum ama yani bilerek demem lazım normalde. Ama hala demiyorum. Ya birader yani nereye ulaşmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne diyeyim? Yani yine de Allah sana akıl fikir versin. Allah sana doğruyu görme cesareti versin. Sen doğruyu göremiyorsun birader. Peki. Tamam ben burada bitireceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah başka zaman yaparız devamını.